Telegol Pazar'dan iyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine tabii yoğun bir gündemle karşınızdayız. Sevgili Gökmen Özanak'la ve az sonra aramıza katılacak olan Adnan Aybaba'yla. Tabii ki ağırlıklı olarak dün oynanan Beşiktaş Galatasaray Süper Kupa finalini konuşacağız. Çünkü Galatasaray'da sular durulmuyor. Daha sezon başlamadan Süper Kupa'da alınan ağır mağlubiyet neticesinde Okan Buruk'tan maç 2-0'da 75'te oyuna giren Zaha hakkında açıklamalar geldi. Ve Zaha da yaklaşık birkaç saat önce bir karşı hamle yaptı. Zaha ayrılacak mı? Hakim Ziyech'le ilgili tepkiler var. Ve Nelson'un satılması, yani ilk alıcıya Nelson'u verme çabaları var. Çünkü Okan Buruk da Nelson'un adını çizmiş durumda. Davinson Sanchez ve Abdülkerim'le ve Kaan Ayhan'la devam etmek istiyor. Yapmış olduğu iki hata, bir kırmızı kart, 86'da kırmızı kart görmesi ve maçın daha ilk 10. saniyesinde yapmış olduğu hata neticesinde Immobile'nin atmış olduğu golde fatura Nelson'a kesildi. Bunları konuşacağız. Gabriel Saray adında ikinci ligden, Premier Lig'den değil, Championship'ten bir oyuncu transfer etti. 18 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediliyor. İstanbul'a geldi. Bu transfere gerek var mıydı, yok muydu? Galatasaray gerçek 8 numarasını buldu mu, bulmadı mı? Bunları konuşacağız. Tabii ki Beşiktaş'ın son derece kötü geçen bir sezon sonrası, ki onlar da Türkiye Kupası'nı alarak bir nebze olsun ligdeki başarısızlığını unutmuşlardı. Ve dünkü istikrarlı, savaşçı, muazzam disiplinli oyunların neticesinde sezona çok iyi bir başlangıç yapması da tabii ki Beşiktaş'ın tekrar ayağa kalkması Sergen Hoca'dan sonra, bunları da yine konuşacağız. Fenerbahçe'nin Lille sınavı var. Şampiyonlar Ligi'nin önlemede çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri yine sizlere aktaracağız. Öncelikle Gökmen abi, buraya bazı başlıklar yazdım. Çünkü bugün hani daha yazın ortalarında sayılırız. Ağustos, Eylül'de yani yazdı düşünürsek. İnsanlar şu anda tabii tatilde. Çok maçın havasında değiller. Ama Galatasaraylar'da gözlemlemiş olduğum, o sevgili Adnan da geldi. Sen önce bir mikrofonu bakayım takmışsın. Gel Adnan'cığım o zaman. Kırmızıları da giymiş. Galatasaray'a nispet yaparcasına. Galatasaraylar'ı asıl şaşırtan, üzen ve gelecekle ilgili biraz kaygılandıran olaylar var. Evet. Şimdi Olimpiyat stadında işte 75 bin kişilik statta kura çekimini kaybediyorsun ve karşı taraf, yani L şeklinde düşünelim iki tarafı, kamera açılarının olmadığı yerde Galatasaraylar var. Beşiktaşlar son derece koreografi anlamında ve pankart anlamında zengin. Galatasaray'da bir sanki ölüm sessizliği, bir moralsizlik, bir bezginlik, bir tükenmişlik var. Sonra çıkan kadro, yönetimin transferdeki başarısızlığı, Erden Timur operasyonu ve bir türlü transferlerin yapılmaması ve kötü bir hazırlık döneminin geçirilmesi, Fortuna Düsseldorf'tan 5 gol yenmesi, Parma karşısındaki ezik futbol, taraftarı ve camiayı asıl üzen ve 2024-25 sezonuyla ilgili kaygılandıran olaylar böyle. Bu çerçeveden baktığımızda tabii ki bunu uyarı olarak algılayan, iyi ki daha lig başlamadan oldu, Okan Hoca da aynaya bakar, futbol hoca da aynaya bakar, Galatasaray mutlaka ayağa kalkar diyenler de var. Sen nasıl bir Galatasaray bekliyorsun 2024-25 sezonunda? Serhat'cığım, burada şunu söylemekte fayda var. İki senenin başarılı bir hocası var. İki senenin Galatasaray başarılı bir takımı var Galatasaray olarak. Yani yalnız bir maç yüzünden tabii Galatasaray'a çok sinirli. Neticede ne olursa olsun hani 5 tane gol yiyorsun. Ve final maçı, yani kazandığın zaman kupa alacaksın. Bu bir takım için önemli bir heyecan. Önemli bir heyecan. Yani bundan dolayı da yani Galatasaray'a fazla da girmek de istemiyorum. Fazla girmek istiyorum derken. Biraz fazla mı linç girişimi var Galatasaray'a? Aynen. Galatasaray yani haksızlık mı yapıyorlar? Aynen öyle. Bir de şu var. Beşiktaş'tan ve Fenerbahçe'den sosyal medyada inanılmaz Galatasaray'a dalga geçen beyanlar falan var. Anlatabiliyor muyum? Ama burada tabii
2 senenin verdiği mesela şu 5-6 senede 3 defa kazanılmış bir şampiyonluk var Galatasaray'ın. Tabii bundan dolayı da kıskanılıyor. Kıskanılması sonucunda da doğal olarak tabii dalga geçer gibi. Mesela hiç gerek yok. Beşiktaş başkanı bizi kimse sandala bindiremez, salıncağa bindiremez falan. Nereden çıktı yani? Bırak. Bırak. Seni tebrik etmişler. Sahada maçtan sonra tebrik etmişler. Ondan sonra alkışlamışlar falan. Gidip hay onun içinde bir yara olmuş. O da söyledi beyana, onu yani. Beyan verme. Yani Galatasaray tabii Fenerbahçe Galatasaray gibi bir şey olsa aralarında bir hadsizlik falan söz konusu olsa anladın mı? Bunu tabii yapabilir. Ama sen Galatasaray futbolcular teknik direktörü geliyor Beşiktaşlarla birlikte kupa alırken alkışlıyor ediyor yani. Bu da güzel bir şey. Detay yani. Ama sen geliyorsun diyorsun ki işte salıncağı da bir daha bindiremezler bizi göreceksiniz falan gibi. Yani şimdi burada şöyle bir şey var. Burada ben hiç kimseye suç bulmuyorum. Futbolculara falan kesinlikle suç bulmuyorum. Burada tek suçlu yani eleştirilecek kişi Okan Buruk'tur. Bundan dolayı da şimdi bugün bir baktım neticede demin gelmeden önce Galatasaray'ın Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi'nde 3-3 berabere kaldığı buradaki maçı izledim. Kerem'in inanılmaz bir performansı var. Bütün takımın olağanüstü bir performansı var. Hız, tempo, ne bileyim aralarındaki bir ne bileyim başarılı pas dolaşımı, yardımlaşma olağanüstü, hız olağanüstü, birbirini tamamlayan oyuncuların birbirlerine olan yardımları olağanüstü. Şimdi burada o takım bir sene önce, 1,5 sene önce bir takım bugün Beşiktaş karşısında bu kadar rezil bir oyun ben 10 senedir görmedim abi. Bu kadar Beşiktaş derbi maçında kupa alacaksın ve tur atacaksın. Peki burada önemli olan şu. Yeni bir sezon doğrudur. Peki bu Sanchez'i neden oynatmıyorsun? Demirbay'ı neden oynatmıyorsun? Zaha son ikinci yarı girdi. Batshuayi transfer etmişin. Aynen Barış Alper Yılmaz. Bunlar takımı sırtlayıp götüren oyuncular. Dikkat edersen kanat akını hiç yok. Beklerin hiç hücuma yönelik bir tepki şeyi yok, agresifliği yok. Sen ceza alanında sağdan soldan top getiremezsin. Yahut da ne bileyim mesela geçtiğimiz sezondaki daha önceki sezondaki gibi Kerem'le Icardi'nin birbirlerine olan pas trafiğindeki ciddi gollük pozisyonlarda, asistlerde olağanüstü şeyler, goller atıldı. Bunların hiçbiri yok. Galatasaray olacak şey değil ya. Beşiktaş kalesine gidemedi ya. İki tane gittiler, iki tane offside işte zaten. O da 5'er metre, 3'er metre offside yani. Yani burada tek eleştirilecek kişi bir kere Okan Buruk'tur. Bundan dolayı da hiçbir zaman Okan Buruk'u yani bu hezimetten dolayı affetmeyeceğim. Kupayı da kaybetti. Bakacağız bundan sonraki periyotta neler olur neler olmaz. Bu ağır mağlubiyet sonrası Nelson'un biletinin kesildiği konuşuluyor. Okan Buruk sert çıkmış maçtan sonra da ve yönetimden de Nelson'a hemen kulüp bulunması istenmiş. Ve Zaha ile yapmış olduğu açıklama, Zaha'nın da hemen sosyal medyada buna bir karşılık vermesi Galatasaray'da tabii ki bu mağlubiyeti biraz daha yani sanki sular çok durulmayacak gibi gözüküyor. Ve Hatay maçına kadar biraz daha bir sancılı olacak. Tabii ki ligde Galatasaray bence şu anda istiyorsan Adnan sana da hoş geldin dedikten sonra bir kez daha. Zaha ile ilgili söylemiş olduklarını ve Okan'ın dinleyelim Okan Hoca'nın. Sonrasında Zaha'nın yapmış olduğu karşı hamleye bakalım. Hazırsa verelim. Aslında 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Yani yeni dizilişi Kaan'ın stopere geçip Barış'ın sağ beke geçmesini 4-3-2 şeklinde dizilmemizi söyledim. Yani isim olarak ona söyledim. Ama o gittikten sonra farklı bir şey söyledi onlara. O yüzden Barış tam olarak sağ bek mevkine geçemedi. Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığı tekrar yani dahil olmaya çalıştım aslında. Oyun içerisinde de çok sesinizi de tam olarak yetiştiremiyorsunuz ama bazen böyle görev verdiğiniz oyuncular bu anlamda
Bazen yanlış anlayabiliyor tabii. Yani bu da şey değil. Çok hızlı bir karar veriyoruz orada. Bir anda 10 kişi kaldık. Ve diziliş olarak zaten çok hücumcu bir takımdık. Yani Yunus'un da orta sahada oynadı. Kerem Demirbay'ın savunmanın önünde oynadı. İki kanat, iki forvet. Yani zaten hücumcu bir takımdık. Stoperiniz de eksilince oradaki yeni dizilişi söyledim. Bunu tam olarak iletemediler. Ve onunla ilgili aslında çağırıp konuştum. Yani nasıl dizileceğini. Ama bu arada da tabii ki yediğimiz goller oldu. Evet, Okan Buruk herhalde Galatasaray'a gelden beri ilk defa bir futbolcuyu medyanın önünde benim verdiklerimi tam tersini yaptı. Yanlış şeyler söyledi diyor. Yani zaten Zaha girdiğinde 75. dakikaydı. 10 maç, kişi kaldı. Yok. 10 kişi kaldıktan sonra. 86'da çağırıyor. 10 kişi kaldı. İşte. Yani 10 kişi çağırıyor, 10 kişi kaldı ya, taktik vermek istiyor orada. Kaan'ı stopere çekecek. Barış da doğru mu? Yani bir defa diyor. Bu çok doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. İkincisi, Galatasaray'ın bir oyun kurgusu, bir oyun planı yoktu. Yani sahada kimin ne yaptığı belli değildi. Son derece uyur gezer. Sanki böyle hani tatilden hemen dün toplamışlar. Hadi arkadaşlar, Süper Kupa maçı var, unuttuk. Hemen maça çıkmamız lazım gibi böyle bir havayla, bir edayla çıktı. Bugün A-Spor'da maçı tekrar izledim de Galatasaray'la oyuncular daha maçın başında sahaya ilk çıkarken İstiklal Marşı okunmadan önceki hem seyircinin hem futbolcularının yüzlerine baktığında bir umutsuzluk, bir depresyonda bir görüntü vardı. O yüzden şunları da yazdım. Yani Galatasaray bu karizmayı nasıl çizdirdi diye. Ciddi bir tükenmişlik sendromu gördüm ben Galatasaray'da. Buna seyirci de dahil. Mesela oğlum maça gitti. Baba diyor, biz diyor Galatasaray tribünde miyiz? Beşiktaş tribünde belli değil. Biz Galatasaray tribünde arkadaşımla beraber Arda Gölücü'yle gittik. O da basketbolcu. Seslerimiz duyulmuyor diyor. Bir defa diyor kura çekiminde adamlar diyor, yani Beşiktaş en iyi yeri almış diyor. İki, Galatasaray'lar bölük pörçük. Bir koreografi yok. Bir tribün lideri yok. Bir beste yok. Bir şarkı yok. Bir tempo yok. Beşiktaşlara bakıyorsun son derece organize, hepsi siyah beyaz bayraklarla yönetim koymuş koltuklara. Müthiş bir işte Boğaz'ın efendisi, İstanbul'un sahibi. Futbolcular, Beşiktaşlar zımba gibi. Galatasaraylar böyle sanki hani onunla elemiş, eleğini asmış tekahütler veteranlar ligi gibi. Yani tamamen maça her anlamda mağlup çıkmış bir taraftar ve futbolcu ordusu vardı. Bunu sen neyle bağdaştırıyorsun? Abi ben sana şimdi açık bir şey söyleyeceğim. Galatasaray güçlerini bir bir kaybetti. Ben buna bağlıyorum. Galatasaray belki de oraya iyi bir şeyler yapmak için, fazlasını yapmak için, kupayı almak için geldi ama Galatasaray unuttuğu bir şey var. Beşiktaş onlardan daha iyi hazırlanmıştı. Galatasaray onun için altta kaldı. Galatasaray buraya kayıplarla geldi. Kimi kaybetti? Federasyon başkanı kaybetti. Kimi kaybetti? Yusuf'u kaybetti. Günay'ı. Doğru mu? Evet. Kimi kaybetti? Erden Timur'u kaybetti. Kimi kaybetti? Ahmet İbanoğlu'nu kaybetti. Kimi kaybetti? Hakemleri kaybetti. Şimdi baktığın zaman Galatasaray buraya yetim gibi geldi. Yani evet, hiç kimsesi yok. Hani kimsen olmaz. Seni koruma altına almaz. Yardım etmez, evet, falan filan. Federasyon mu Galatasaray şampiyon abi, yapıyor? Bir şey yapacak. Bir kere bu psikoloji yıktı. Yapıyor ya da yapacak değil. Bir kere bu psikoloji yıktı. Neden? Galatasaray Federasyon Başkanı Galatasaray Kongresi. Yusuf Güray Galatasaray Kongresi. Doğru mu? Çok fanatik bir yönetici. Zaten onlar sağ, şimdi evet, sen yine geriye döndün. Abi dur, yok. Yine geriye döndün. Dur bir bitirsin de ondan ben sonra. Sen devam et abi. Şimdi Erden Timur dediğin adam bugün Galatasaraylı futbolcuları bitti. Çünkü Erden Timur onlara hem abilik hem babalık hem ailenin teyzesi, dayısı, amcası, dayı ne aklına gelirse onları yaptı. Bir de bu yok. Şimdi baktığın zaman Galatasaray takımı Erden burada, Timur bugün, tamam da diğerlerine bak, bugün katılmıyorum. Bugün yemek yedim. Oturuyorum yemekte. Ailemle oturuyorum. Bir baktım Abdülkerim Bardakçı geldi. Çocuğuyla geldi. Çok da tatlı bir çocuğu var. Buradan da selamlar. O da hepinize selam söyledi. Çok üzgündü. Gerçekten çok üzgündü. Yani çok da konuşmadı zaten. Bir, iki, ben bebeğini sevdim falan. Maşallah, Allah bağışlasın. Sohbet ettik falan. Ya koptuk dedi yani. Koptuk derken hani film koptu olur ya. Yani toparlayamadık dedi. Adnan abi dedi. Ve dedi biz dedi yani 50'ye küsür, orada bir yanlış da ifade kullanmıyor. 50-55 yakında 2 yılda maç kazandık dedi. Ben, doğrudur yani herhalde öyle bir şey oldu dedi. Ama dedi gerçekten dedi bu dedi affedilir bir şey değil dedi. Biz dedi bunu telafi edeceğiz dedi. Ya futbolcunun görüşü bu. Ama hakikaten çok mutsuz. Şimdi Galatasaray'da olan şu diyorum. Demek ki Erden Timur gittikten sonra bu futbolcular
şeyi kaybetti, babalarını kaybetti. Oğlum zaten Erdem Timur'un, Erdem Timur'un konu bu. Transferde dur, dahi, abi. Transferde dahi, özür diliyorum yok. Transferde dahi birbirini tamamlayan şimdi, özellikle oyuncuları aldı. Onlara sağ dışında, takım sağ içinde olmuyor. Sağ dışında şimdi, takım oluyorlar. Ay, ondan sonra bu sahaya yansıyor. Aileler falan bir şey hepsi birbirlerine yok. Destek veriyor. Şimdi bir hep birbirine... Buna ilave var, bu mutsuzluğun sebebi de geçen seneki şampiyonluk primleri ve maç başına paraları da ödenmedi. Galatasaraylı oyuncuların şu anda... Tamam. Bunu da alt başlık olarak kriz verelim. Vardır. Ver 17.8 milyon euro geçen yıldan kalan alacakları var. Ha bunlar futbolcuya verilmemiş. Verilmedi. Abi futbolcuya. Ve ne zaman şimdi diyorlar ki Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray öne playoff oynayacak ya. Evet. Buradan gelirse işte ne kadar gelecek? Dur şuraya not almıştım. 15.5 milyon euro katılım parası. Alacak ha, Galatasaray. Girdiği an alıyor mu o parayı? Girdiği an alacak tamam. Ama bu para Kasım gibi ödenecek. E ne yapacak şimdi? İşte acil para bulmalar lazım. E hani yok şimdi orada hazır zengin değil parayı mi veren. Başkan zengin değil mi? Dursun Bey. Parası yok mu ya? Yok bilmiyorum. Zaten o. Şimdi sen futbolcunun parasını tam vermezsen. Tam sınıfta kaldı. Dursun Özbek tam sınıfta kaldı. Bundan sonra Galatasaray'ın toparlanması mümkün değil. Bak toparlanması mümkün değil. Yani bu para olayları benim de kulağıma geliyor. Camia içinde hep divan üyesi eski yani yaş olarak geçmiş yani yüksek olan bütün herkes Erdem Timur'u tekrar gelmesini ve Dursun Özbey'in bırakmasını istiyorlar. Anladın mı? Ben de divan üyesiyim. Ben arıyorum ediyorum. Aynen hani, bunu düşünüyorlar. Dursun Özbey niye bırakacak peki? Ben onu da anlamıyorum. Seçimde daha yine. Daha iki ay oldu seçimle geldi adam. Abi. Fark etmez. Abi bırak Galatasaray'ı gönderemezsin. Gönderirsin nasıl abi. Nasıl gönderirsin? Hangisini gönderdin bugüne kadar Gökmen abi? Nasıl? Hangi birini gönderdiniz bugüne kadar? Bir tek en çabuk giden kim oldu? Dur. Burak Elmas gitti. Burak Elmas gitti. O da 8 ay. Olur mu? Dursun Özbek gitti ilk yine. 5 sene önce Mustafa Cengiz seçildi. 5 sene önce yine Dursun Özbek. Şöyle dedi, hiç unutmuyorum. Peki baş. Bir dakika dinle. Şöyle dedi, ben dedi tüzükteki 1 ve 4. maddeleri değiştireceğim dedi. Anladın mı? Tamam. Burada 1 ve 4'te ne var biliyor musun? Hangi başkan ve yönetim kurulu aldığından fazla borç bırakıyorsa onu ödemek zorunda kalacak dedi. Tamam ve 1,5 sene daha bitirmeden 1,5 sene sonra istifa etti. Ve Galatasaray kulübünü icraya verdi bu adam. Tamam sonra siz seçtiniz başkan. Sen divan üyesisin. Ben vermedim. Ben ama sen divan üyesisin. Divan üyesiyim git vermiyorum. Tamam. Abi, bak bir şey diyeceğim sana. Bir dakika gitmiyorum şurada. Şunu diyeceğim. Dursun Özbek bana göre son 2 yılın en başarılı başkanıdır. Türk futbolunda. Niye bunu kabul etmiyor ki? Galatasaray'ın ne oldu? Erdem Timur. Neden? Bak Erdem Timur biz söylüyoruz. Erdem Timur'la birlikte çalıştığı için ona da başarı yansıdı. Erdem abi. Timur'la birlikte çalıştığı Dursun hiç katkısı yok mu? Her şeyi Erdem mi yaptı yani? Tamam Erdem'in haklarını veriyoruz burada. Erdem herkes... Timur'u kim parlattı? Abi. Kim ortaya çıkardı? Kim ortaya evet. çıkardı? Dediğim bu görev verdi. Kim Dursun Özbek verdi. Kim verdi? Allah aşkına sen elini vicdanına koy. Tamam evet. Sen aynı fikirdeyim. Tamam aynı fikirde işte. Tabii abi Dursun Özbek'e sen nasıl başarısız başkan dersin ya? Ne yaptı adam söyle bana. Adamın ne yaptığını söyle. 2 yıl şampiyon oldun mu? Burada Galatasaray'ın şampiyon olmasında evet. Erdem Timur'un olağanüstü şeyi var. Ha başkanı oyuncular yok. Bile. Başkanın da var öyle. Bundan sonra gitsin yapsın. Abi sen böyle bir şey kaydet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra yapsın göreyim. Şimdi dün Serhat neyi saydı? Bu Beşiktaş kupayı aldı. Ne dedi? Hasan Arat başkan dedi. Hüseyin Yücel dedi. Doğru mu? Birçok yöneticileri saymadı mı arkadaşım? Ha? Neden? Evet. Başarıda herkesin payı yok mu? Ha başarıda Erdem Timur'un payı var. Başarısızlıkta sadece Dursun Özbey mi? Bak Dursun Özbek'le ben biliyorsun. Bir şey demiyorum başkana. Ben onların, de itiraz ediyorum ama onların başarılı bir başkan. Birlikteliği başarıya getirdi. Yalnız abi, Dursun Özbey'in değil. Dursun Özbek Galatasaray'da ve Türk futbolunda başarılı bir başkan. Bu takım hadi ya, neden hadi ya abi? Bana söyleyin abi. 2 yıl başkan. Şimdi, abi şampiyon oldu 2 yıl bu adam ya. Bak adam hemen bana sattı. Galatasaray'ın zaten adam benden şikayetçi oldu ama hakkını abi Serhat. Hakkını yemeyelim. Hemen adamı sattınız. Sonuçta. Adamı hemen sattınız. Tamam hemen Galatasaray'la Dursun Özbey'i bence de başarılı oldu. Başarılı oldu. Ya ne? Ha başarı ya işte abi. Sen dersin ki Dursun Özbey'e mal ediyorum. Gökmen abi der ki Erdem Timur'a mal ediyorum. Ben ya, Okan Buruk derim. Taraftar Icardi der. Bu başarı. Ama bu kulübün başkanı kim abicim? Başarılı, başarılıyken bir şey kazanamazsın, öğrenemezsin. Tamam da. Asıl yere düştüğünde, başarısız olduğunda dersler çıkartırsın. Galatasaray bir tokat yedi sezon başına.
Neden bu tokadı yedi? Tokatı ne yumruk yedi? Neden bu karizmayı çizdirdi? Benim buradaki fikirlerime katılırsınız, katılmazsınız. Bence Galatasaray da bu seneye bazında çöküş 19 Mayıs'ta, yani işte 2 ay önce Fenerbahçe maçıyla başlayan, özellikle Mert Hakan, Ali Koç'u sonra orada tribün şeyde sağda olay çıkarması, 1-0'lık mağlubiyet. Hemen arkasından Erden Timur'un yeni yönetimde yer almaması ve benim bir fikir ayrılığım var deyip girmemesi ve buna Dursun Özbey'in seyirci kalması. Transferdeki başarısızlık ve çaresizlik, tükenmişlik, şu ne Okan Buruk'un kendini geliştirememesi. Özür dilerim, bu ne abi en son? Seyirci mutsuz. Abi Galatasaray seyircisi namkör. Namkör. Niye? Neden? Bu takım 2 yıl, bak ben bugün çok fazla detay vermeyeceğim. Onun için söylemek istiyorum bunu. Galatasaray taraftarı namkör abi. Alınmasın arkadaş. Her zaman da ben taraftarları severim. Ama bu takım 2 yıl şampiyon oldu abi. Namkör tamam Galatasaray. Oldu da bu taraftar, oldu bu taraftar Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyor. Senin şimdi Allah bu kadronla, bu oyun kardeş tarzınla yarın kura çekilecek 5'inde. Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Tamam seçilsin. 20 Ağustos'ta da tamam. Maçı var. Playoff turunda. Ve birbirinden kuvvetli takımlar var. Asıl fiyasko orada patlayabilir. Ha, tamam. Ondan orada sonra bomba patlayabilir. Tamam ama ben de diyorum ki sana daha Beşiktaş maçı ve bu takımın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalsa daha iyi. Ne olacak? Bu mevcut kadrosu. Bu Okan'ın formsuzluğuyla yol alamayacağını düşündüğü bir dakika, için Galatasaray seyircisi mutsuz şu yani anda. Yani bir Beşiktaş'tan 5 tane yedi diye Okan'ın, yani tamam eleştirelim ama Okan'ın başarısız demekle sen aynı şeyde Dursun Özbek'le ilgili yorum yapıyorum. Formsuz sen diyor, diyorsun formsuz ki 2 sene babacım daha yeni daha. Anladın kim yani yeni? Gidip de ya daha ha, yeni ligden başlayan yeni. Tamam mı? Sen burada, tarihinde ilk defa burada, Beşiktaş'tan 40 yıl olmuş abi. 84 40. yıl sonra kaç? 84 yıl sonra 5 gol yiyorsun. 84. Tabii ki futbolda bunlar var. Real Madrid'de Barcelona yiyor. Barcelona Real Madrid'den yiyor. Ama futbolda bu zaten işi yok. Burada Galatasaray'ın, ama demin de söylediğim neden Galatasaray'ın gibi, bunu noktaya geldiği önemli. Galatasaray'ın 5 tane gol yemesinin, 5-0 yenilmesinin ana nedeni Okan Buruk'tur abi. Anladın mı? Sen öncelikle ben başarısız takımda diyorum. Sen bana karşı gidiyorsun şimdi. Kime? Dedim ki sen, sana katılmıyorum dedin. Okan Buruk başarılı dedin. Evet doğru. Doğru. Ana, ama nedeni de Okan Buruk diyorsun. Bu kadro bak. Bu maç bu kadro bu maçtaki kadro sen teknik direktör olarak şampiyon olmuşsun. Anladın mı? Süper kupa oynayacaksın, kupa alacaksın, kupa. Anladın mı? Lig maçında ne bileyim 36, 40 tane, 50 tane maç oynayıp da almayacaksın. Bir tane maç oynayacaksın, kupa alacaksın. Ne yapıyorsun sen? Elindeki kadroda bu işi Beşiktaş'ta karşısında, ki Beşiktaş transferler yapmış etmiş, onlar oynuyorlar ediyorlar takım içinde. Ki bayağı da iyi oynadı oyuncular. Aynen öyle. Motive geldi Beşiktaş. Şimdi sen burada takım içindeki en iyi kadronu çıkaracaksın kardeşim, en iyi kadronu. Anladın mı? Bir maçlık en iyi kadronu çıkaracaksın. Ondan sonra da kupayı alacaksın. Ondan sonra yolda devam edeceksin. Ya Galatasaray ben bu kadar 10 senedir, ya belki de daha uzun süre bu kadar derbi karşısında bu kadar zavallı görmedim ya. Peki bu ne? Kadar ya Gökmen abi. Fatih moral mi bozuk acaba yani? Şöyle moral bozuk. İşte Erden gitti, federasyon gitti. Hani psikolojik bir çöküntü mü var Galatasaray'da? Bir canım kardeşim. Travma mı yaşıyor? Sen olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray transfer falan yapamadı zaten. Bir tane sahibi kaldı. Serhat dedi. Bir de o nerede yok. Ortalıkta yok. Serhat kim aldı Galatasaray? Bir tane sahibi kaldı. Bugün işte geldi. Oyuncu demiyor musun? Eski geçen seneki kadrosuyla. Burada demin de dediğim gibi. Ya Sanchez, Demirbay, Zaha ikinci yarı girdi. Batshuayi, Alper Yılmaz. Bunlar abi, bunlar takımı taşıyan özellikle oyuncular. Anladın? Bir tane kanat akını geldi mi Icardi'ye? Neden gelmedi yani, sence? Yok abi, yok. Abi gitmedi. Beşiktaş yiyor. Kaleciler, bak, şey yanlış canım hesabı. Kardeşim. Tamam Galatasaray iyi takım. Galatasaray. Doğru. Katılıyorum sana da sen abi. Sen elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanırsan bu kadar aciz bir Galatasaray bulamazdı karşısında Beşiktaş. Bak Zaha olayı var ya. Beş tane attılar diye siz öyle sallıyorsunuz. Zaha'nın da bir konuşabilir miyim? Ya görüntüsü var mı şu? Var mı şeyi sosyal medya hesabında? Ya da konuşması Okan Hoca'nın. Bir verdik ama. He? Bak şimdi Okan Hoca diyor ki, ne diyor Zaha? Bir daha verelim. Okan Hoca'yı bir daha verelim. Hemen Zaha'nın da. Orada bir şey diyecektim. Bak Zaha da profil fotoğrafını. Ne koymuş? Siyahlaştırmış da. Siyahlaştırmış. Matem yapmış. Kime? Sizin şimdi ikinize soru soruyorum. Yıllarca Galatasaray'ın içindesiniz. Size bir tepki olarak algılanmış. Madem Okan Hoca böyle, o da böyle bir reaksiyon göstermiş.
sosyal medyadaki hesabına. Okan Hoca'nın sözlerini bir daha dinleyelim. Ondan sonra ben konuşalım. Ben ona bir yorum yapacağım. Size de bir şey soracağım ikinize. Dinleyelim. Efendim? Dinleyelim. Ben de ikinize bir şey soracağım. Orada hocanın bak. Şey bizim ana kumandada. Hocanın ve Zaha'nın. Biraz sonra verecekler. Tamam, hoca zaman... ve Zaha'nın o telaş içinde anladın mı? Kaç dakikada girdi? 75'te. 75'te. Kaç sıfırdı? 3-0, 4-0'da. 2-0. Neyse. Abi çok da kötü değil. 2-0. Şimdi sen o anda lisanla anladın mı? İşte hem sahaya yetişeceksin hem de yanında bir tane oyuncu var. Onu sokacaksın içeri. Ona işte anlatacaksın. Anında o hareketlerle anladın mı? Bir şey anlatamazsın. Zaten lisan durumu söz konusu. Hakikaten gerçekten iyi lisan konuşuyorlar mı konuşmuyorlar mı? Şimdi, anladın mı? Ben tahmin etmiyorum olağanüstü bir lisan abi, performansı. Okan Hoca hayatındaki şoku yaşadı. Şoku nerede yaşadı? Dakika bir Beşiktaş gol attı. Bir şok yaşadı. Aynısını biliyorsun Fenerbahçe U19'a çıkmıştı. Urfa'da Fenerbahçe U19 takımına ilk gol attı. Sonra da maç biliyorsun öyle hikayeyle bitti. Şimdi niye diyorum? Galatasaray bir kere bir gol yedi mi? Şok olmadı mı? Oldu. Hiç tahmin etmedi. Ardından koca sezon ikinci, canım kardeşim. Abi ikinci koca gol geldi. Sezon Galatasaray gol yemedi mi? Bir dakika. Ya daha önceden gol ya ikinci dakikaydı, tamam. Beşinci dakikaydı, 30 saniyede yedi. Fark etmiyor. Ben size bir şey derim. Benim filan... Okan'ı dinleyelim mi? Hazırmış. Tamam onu istiyorduk zaten. Onu dinleyelim sonra konuşalım. Peki. Acelemiz yok. Okan Burun tekrar Zaha ile ilgili sözlerini bir hatırlayalım. Bu kadar sonra... zamanlı bir Galatasaray görmedim. Bakalım. Bugünkü oyundan beklentimiz tabii ki maç öncesi iyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk ama kazanmak için başladık. Çok erken bir gol yedik. Bireysel hatadan bir gol yedik. Devamında aslında oyunun ilk yarıya da baktığımızda yani golü bulup beraberliğe kalabilecek pozisyonlar ve attığımız offside olarak geçerli olmayan iki tane gol vardı. Bir tane çok net bir pozisyon vardı Ziyech'in. Beraberliği yakalasaydık belki oyun biraz daha bizim için daha iyi gidebilirdi. İkinci yarı tabii değişiklikler yaptık. Hücumda iki forvete döndük. Barış'ı aldık kenardan. Burada daha çok üretmek, daha çok pozisyona girmek ve golü bulmak hedefimiz vardı. Bence yine savunma hatasından bir gol yedik. Yani ikinci golde de çok fazla ceza sahasının içine kaçtık. Yani aslında 10 kişi kalınca Zaha... Yıllarca ben Fatih Hoca'yı izledim. Seversin, sevmezsin. Seveni de var, sevmeyeni de. Doğru mu? Ama hiçbir zaman oyuncusunu kurtlar sofrasına atmadı. Şimdi sen eğer oyuncunu burada, bu işlemde halkın, taraftarın önüne atarsan, demin Serhat verdi o tweet'i değil mi? O da siyah, sana şey koyar. Bir daha işte onu da onu da göster, onu da verirsek sağdan verelim. Sağdan Emre'yi şimdi, falan böyle el koyar, abi, tokatla şimdi, mokatla gönderdiğini şimdi, biliyorum. Sallama abi, sen de ya. Neyi sallama ya? Fatih Terim var ya. Abi Fatih Terim var ya. Boş sen ya. Okan'ı cebinden çıkar, yapma kurban olayım sana ya. Ya Fatih Hoca. Kalite olarak, bak, hoca olarak bak, tamam. Ben, ama öyle Fatih Terim o kadar masum değil. Bak ben Okan'ı... Fatih Terim o kadar masum değil. Ben Okan'ı çok başarılı buluyorum. Çok başarılı bir hocam. Tamam mı? İki tane şampiyonluk aldı. Doğrudur. Geldi yaptı. Bunları demiyorum ben sana. Lider hoca olmak, patron olmak, Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak farklı bir şey anlatıyorum sana. Herkes gelir yapar. Fatih Terim de Melo ile Riyer'e birbirlerine girdiler. Abi bak. Şey, tekme tokat adam öldürüyordu Riyer'i. Tamam, ne yaptı? Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Bu da başka bir şey bak. Demek Fatih Hoca bunu da yapabiliyor işte. Ben onu demek istiyorum. Lider özelliği var. Şimdi Okan Hoca da, Okan da sen Zahi şey niye çağırıyorsun ya Zahi? Orada bir sürü Türkçe bilen yok mu abicim? He? Doğru mu? Kimlere veriyor bu direktifi? Barış'a. Tamam, oyuna girdiği için işte o anda. Onu diyor. Diyor ki işte bu burada oynasın, bu orada oynasın tamam, diye. Söyle, adam da kendi başına yani bunu kasıttı mı? Zaha sabote mi etti takımı? Abi bilemem. Tamamen o, yanlış o, bir şey şimdi yaptı. Bak neden o? Aferin. Akıllı adam. Seni seviyorum. Hayır. Şöyle neden biliyor musun? Zaha da acaba beni ilk 11'de oynatmadı diye intikam mı aldı ondan? Aynen öyle. Beni ilk 11'de oynatmadı diye kızdı. Futbolcu böyledir. Oynamaz. Bazı futbolcu tepki koyar. Kadro dışı bırakıyorsun bana. Öyle olmaz mı? Bu ben oynamadım. Niye bu takımda diye tepki koydu. Ve umursamadı. Girdi işine baktı. Bak. Hoca ben yanlış şeyler söyledi yapmadı. Efendim? Belki de takımdaki arkadaşlarına söylemesi gerekenleri tam aksini abi söyledi. Abi söylemedi. Çekti gitti abi. Herif adam kendi mevkisine gitmiş. Değişik mevki. Bunu buna ne demiş söyle. Bunu da böyle kendi işine bakıyor. Söylemiyor ki adam. Orada giriyor. İçeri giriyor. Burada tek suçlu. Ki başarı ayrı bir konu. Bu maçın 5-0 bitmesindeki en büyük suçlu Okan Buruk'tur. Kimse bir şey demesin. Ben size bir şey mi? Bak şöyle. Fatih Terim gelir Galatasaray'a. Aynen. Tahtiye şunu deriz. 7 numara. Fatih Terim hazırlıkları yaptı. Bavulunu hazırladı. Fatih Hoca eğer 3-5 maçta böyle gitsin ben sana söyleyeyim mi? Fatih Hoca bugün
buraya gelir. Aa, Dursun Özbek kalır mı kalmaz mı onu ben bilemem. İki tane şimdi taraftara falan sallıyorlar diyor, sen söyledin. Kime? Yok ya, maçtaki Beşiktaşlara ayrıcalık sanın tanımışlar da. Kime tanımışlar abi ya? Yani ayrıcalık abi, değil. Ya abi yıllar, abi yıllar. İnanmamış bir Galatasaray topluluğu vardı diyorum. Ayıp ben. Ya abi ya. Anlatıyor işte, oğlum gitti diyor Serhat. Kura abi, çekimini kaybetmişler. He. Karşı tarafı o maraton tribününü. Ne yapacak? Evet. Beşiktaşlar ele geçirmiş kurada. Yani Galatasaray'ların bulunduğu yerler bölük pörçük yerler. E tamam bu. Yani karşıda inanmış bir taraftar, inanmış bir Beşiktaş takımı vardı. Galatasaray takımı yani sanki bu bir gazozuna maçmış gibi yaklaşmış. Ha orada bir şey zaten herhangi bir ciddiyet gazozuna yok. Gazozuna maç gibi. Bir inanmışlık yok. Zaman gazozuna maç gibi abi. 5 oldu ne gazoz abi? Bu bayağı ağır gazoz oldu maç. Bu. Bu soda oldu beş bence. 5 oldu tabii. Bunu hazmedemezsin. Bol soda içmek lazım. Bence de bu böyle kolay kolay. Bu gazoz maçı değil abi. Hazmedilecek bir maç değil bu yani. Bu maç değil bu. Abi. Sen burada tarih yazıyor doğru mu? Tarihde Beşiktaş yazdı bugün. Dün. Yazdı. Bak Hasan Arat. Demişler ki sen de az önce konuştun Gökmen abi. Lütfen demişler sevinmelerimize dikkat edelim. Talimat vermiş orada. Ve demişler ki 5-0 tabela falan var. Onun önünde resim. Hayır demiş, asla bir şey yapmıyorsunuz. Biz haddimizi bilerek, ayağımızı yere basarak mütevazi bir şekilde eğlenelim demiş Beşiktaşlar. Yani orada Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlar da aralarında da çok şey yok. Gayet de güzel centilmence aslında bir maç geçmiş. Çünkü niye abi? 60-70 bin kişi var. Yani ufak infialler olur. Normal bunlar Gökmen abi. Ya oğlum, onun dışında centilmence bir maç. Olur bak, Beşiktaşlar dizilmiş. Beştaş bak, öyle bir hale sokuyorlar ki. Abi şu güzel şeyleri de anlatalım. Yani hayır, Beşiktaş taraftarına istediklerini verdiler. Galatasaray'a vermediler. Böyle Galatasaray bir şey nasıl, masum bir tarafa attılar. Öyle bir şey lan. Abi oyuncular öyle diyor. Abi ne demek bu? Kura çekiliyor orada. Beşiktaş bunu kurayla kazandı. Öyle bir planlama yok ki. Neticeler bir şey daha söyleyeceğim sana. Abi. Bak. Beşiktaş, aynı oranda bak, seyirci abi, var senin. Beşiktaş. Sen öyle kötü oynarsan seyirci ne yapsın ya? Türkiye Kupası finalini aldı ya Beşiktaş. Dizildiler. Herkes baştan yöneticiler dahil. Futbolcu, Trabzon futbolcu geçti alkışladı. Dün de kupa merasiminde Beşiktaşlar dizildi doğru mu? Galatasaraylı oyuncular geçti ve Beşiktaşlı oyuncular Galatasaraylı alkışladılar. Aa, dün Icardi şeye çıktı mı çıkmadı mı? Madalya aldı mı almadı mı? Dikkat ettin mi? Yok, ben yayındaydım. Yayındaydım. Biz de yayındaydık. Bana öyle dediler. Yok çıkmadı. Icardi dediler. Madalya'yı almak için sahaya çıkma dediler. Evet çıkmamış. Tamam. Ben bunu söylemek istedim. Bak çıkmıyor. Abi kötü günde çıkacaksın sen. İyi günde ben de çıkarım oraya kupayı kaldırmaya. Esas sen Icardi'ysen, esas sen lidersen, Türkiye'nin sana hayran olduğu bir golcüysen doğru mu Gökmen abi? Bunun mağlubiyeti de var, galibiyeti. Futbol bu neticede. Abi sen orada çıkarsın, madalyanı alırsın. Ondan sonra el sıkarsın, teşekkür eder, arkadaşlar da centilmence içeri girersin. Ama Adnan, abi ilk yarıda iki kere pozisyon var yani gitti offside, iki kere de ismini duydum ya. Onun haricinde ne bir pas, ne bileyim pozisyona girsin de arkadaşlarına pas atsın. Yahut da ne bir ikiye bir oyun yapsın etsin falan, hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yok. İkinci yarı aynı şekilde. Anladım, sahada yok abi herif. Yok sahada yok. Abi tamam ya. Da ben de ama bak, bunu kenarda hoca bilecek. Bak. Alacak dışarı abi. Sen şimdi Batshuayi'ni tamam Batshuayi oyunu aldın. İkinci yarı itibariyle aldın ama ilk yarı bittiği zaman hemen alacaksın. Bak ama Beşiktaş'ın hocası var ya Gio. Bak şimdi bunu da gel. Beşiktaş'ın hocası Gio Galatasaray'ı çok iyi analiz etmiş. Bir kere harika kapattı. Bir plan vardı. Barış Alper'in üstüne Beşiktaş'ın bir planı vardı. Çünkü doğruya doğru değil mi? Barış Alper oynadığı zaman dediğin gibi ilk 11'de başladığı zaman ona göre bir plan yapacaktı Beşiktaş. Barış Alper'in aslında oynamaması Beşiktaş'a bir avantaj teşkil etti. Bak sana direkt söyleyeyim. Bunun üzerine Beşiktaş daha güçlü bir şey organizasyon içine girdi ve maçın hakimiyetini eline aldı. Şimdi burada Okan Hoca'nın sıkıntısı var ama burada Gio da çok iyi o kanatları kapattı falan. Bakma sen bir Muleka bence orada Beşiktaş, çok böyle Beşiktaş, riskli oynadı. Beşiktaş'ın gerekeni yaptı yani Beşiktaş'ın. Hocası, Beşiktaş'ın hocası mevkinin özelliklerine göre çok bravo, kontrollü, çok iyi oyuncuları yan yana koymuş. Koydu işte. Anladın mı? Galatasaray'da öyle bir şey yok. Ya Galatasaray'da iki pası yapamadılar. Ama ya, Galatasaray hamle takımı değil mi? Galatasaray hamleyi yapacaktı, bunu yapamadı işte. Canım kardeşim. Heh. Sen takımın içindeki en iyi oyuncuları, anladın mı? Sana kupa 2 senedir mükemmel performans göstermiş oyuncuları yan yana koyacaksın. Birbirini tamamlayan özellikteki oyuncuları yan yana koyacaksın ve oynatacaksın. Galatasaray'ın yediğin ilk gol nasıl ya? Ha? Yediği ilk gol nasıl ya? Olacak şey değil. Yani Galatasaray'da oynayan bir oyuncunun yaptığı hareket ya.
Olacak şey değil ya. Bir de düştü. Abi en sonunda çok iyi stoper. Sen bakma ama doğru söylüyorsun. Kötü oynadı. Kötü oynadı bir şey. Abi Sanchez varken abi o oynamaz. Anladın mı? Sanchez varken oynamaz abi. Ben de diyorum abi. Ki bak Beşiktaş'ta diyorum ki fevkalade iyi futbol oynadı. Galatasaray'ı etkiledi. İlk golü bulması bu işin kilidini açtı. Galatasaray takımı olmasa kendini toparlayamadı. Okan Buruk kendinde değildi. Doğru mu? Bir de hakem de bak hakeme hiç hakemi konuşma. Hakemine konuşacağım abi. 5 tane gol atmış Beşiktaş kardeşim. He? Tabii canım hakemlik ne var? Yani ya, kimse hakemi de konuşmasın. Ben sana söyleyeyim. Bu hakemler var ya böyle çıksın. Her maç oynasın. Yönetsin. Helal olsun abi. Çıkardı sarı kartlar tak tak tak. Galatasaray'a 5 tane sarı kart gösterdi. Beşiktaş'a 3 tane. 8 bir de kırmızı kart 8 tane kart gösterdi hakem. Yani burada Galatasaray kendi hatası var yani. Galatasaray çıksın oynasın. Hocasının hatası. Icardi gibi adam topa değmiyor. 2 sene başarılı şampiyon olmuş. Tabii 2 sene başarılı mükemmel, olmuş. Mükemmel performans göstermiş takımı sen kontrol edeme. Arkadaşlar her yükselişin bir ilişki bir çöküşü olur yani. Normaldir yani bu. Herkes için geçerli hayatta. Serhat'cığım tamam da. Şimdi elinde sen hocaysan. Taraftar da mesela büyük çok formsuz. Yönetim formsuz. Okan formsuz. Oyuncular formsuz. Herkes formsuz. Evet. Anladın mı? Yani Beşiktaş'ın stadında oynamıyorsun. Orada ama Beşiktaş'ın stadı gibiydi. Dünkü manzara. Ama neden taraftar coşkuluydu senin dediğin gibi? Çünkü Beşiktaş kötü gittikten sonra nokta atışları yaptı. Nokta transferler yaptı. Galatasaray taraftarının asıl üzen olay. Bırak tamam hadi 19 Mayıs'ta Fener'e yenilmişsin. Sonunda şampiyon yapmışsın. Erden Timur'a yapılan operasyon ve transferdeki başarısızlık ve beceriksizlik. Galatasaray taraftarını tribünden uzaklaştıran veya onu mutlu bir şekilde tribüne götürmeyen yegane olay bu. Çünkü sen de biliyorsun ki yıllarca öyle, Galatasaray'da oynadığın dönemde de öyle. Her zaman taraftar transfer ister. Transfer olmadığı zaman boynu büküktür. Şimdi Fenerbahçe öyle ya da beğenirsin beğenmezsin adamları getiriyor. Galatasaray'ın aldığı adamlara bakalım. Trabzon'da şimdi Hakim Ziyech'i anons ediyorlar. Hakim Ziyech zaten vardı seninle bir yıldır vardı. Aşağıyı. Adam kusura bakmasınlar ortamalı olmuş. Bir Beşiktaş, bir Fener, bir Galatasaray. Ya adamın artık bir ne kulübe bağlı olduğu belli değil. Hani bunu bence Fenerbahçe'nin elinden aldığı gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Aşağıyı. Ya Beşiktaş bize gönderdi. Bize de Fener zaten isteseydi tutardı yani. Başşuay bir transfer başarısı değil bence. Ama sence öyle, başarı mı? Öyle gösterdiler. Abi Fener bıraktı aldı bence. Fener bıraktı imza parasını. İstese Fener verirdi. Bak ama mesela. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Gerçek olan ben bugün yaptım araştırmada. Şimdi Icardi için senede 6 milyon euro alıyor diyorlar. Icardi'nin Galatasaray'dan hayat aldığı para 15 milyon euro. Vay be. Bak 15 milyon euro alıyor. Ama Nasıl alıyor bunu abi? Kamuoyu aydınlatma platformu bildirdikleri rakamlar 6 milyon euro diye. Bugün çünkü çok önemli bir menajerle şans eseri buluştum. Ya adam dedi 40 milyon euroyu verdi zaten Suudi Arabistan kulübü. 6 milyon euroya Galatasaray'da kalacağına sen inanıyor musun dedi. Ya adam doğuştan Galatasaraylı mı dedi bana. Yok dedim ne alakası. Tabii ki para için geliyor Türkiye'ye. Kimse öyle aldığı değil. Para en az 16 milyon euro dedi. Vay be. Ve bu bonuslarla birlikte iddia ediyorum dedi yani. Maç başınağıyla birlikte 20 milyon euro alıyor dedi. Tam da o paraları nereden alıyor? Zaten dışarıda sponsorlardan alıyor. Yöneticiler Erdem. Hayır Galatasaray kulübünden alıyor. Hayır Erdem Timur demedim ben buna her yıl 3 milyon euro vereceğim cebimden diye. Böyle bir şey kendi açıkladı. Şu anda Icardi işte dün Süper Kupa'da madalya törenine katılmaması, törene katılmamasının da nedeni Erdem Timur'un olmaması ve zaten karısıyla ilgili sıkıntılar yaşamış, ayrılmış. Bir de acayip derecede mutsuz. Çocuklar yok. Yani Icardi'den bu sene için Galatasaraylar çok şey beklemez. Başşahay'dan bekler mi? Başşahay'da Icardi'yi doldurur mu yani? Hayatta doldurur. Sen ne yapacaksın? Icardi'yi kesip Başşahay'ı mı oynatacaksın? Hayır mutsuz olsa o kim? O zaman türlü seyirciyi iyice kaçırırsın. Adam, tamam da bana bir adam daha koymayacak mı oraya? Başşahay ikinci adam o zaman. Yani Türkiye Ligi için Galatasaray kadrosu iyi bir kadro. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ben Galatasaray gruplara kalır mı emin değilim. Yani bak açık söyleyeyim yarın kura çekilecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalamayabilir. Yok ben sana bir şey diyorum ya. Fenerbahçe'de yani Galatasaray'da Avrupa'da falan hikaye abi. Nasıl burada hikaye? Anamızın liginde oynarlar abi. Bir şey olmaz. Beşiktaş iyi gider. Abi, abi bir de kupa ile ilgili bir şey. Kura ile ilgili bir şey. Daha çekilmedi. Kura şey çekilecek. Konferans Ligi değil mi sizin? Hayır UEFA. UEFA Ligi. UEFA yani. Kupayı aldı ya Gökmen abi. Bak ben sana bir söyleyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Erdem Timur şöyle diyorsun, Dursun Özbek istemedi.
İşte ya da Erden Timur'sa falan. Ben diyeyim, ben sana başka bir şey söyleyeyim. Ben geçen ne düşündüm biliyor musun? Acaba diyorum Erden Timur. Bak Erden Timur. Ali Koç'tan korktu mu? Erden Timur. Ali Koç'tan korktu mu? Neden korkacak? Çünkü Ali Başkan son konuşmasındaki dedi ki, yanlış adı, senle dedi görüşeceğiz dedi. Doğru mu? Bu futbol dünyasını sana dar edeceğim gibi bir şey öyle demedi de. Tehdit etti. Tehdit etti, doğru mu? Etti. Dedi ki senle görüşeceğiz dedi ya. En son açıklamasını yapmadım abiciğim. Divanda mı ne bir yerde yaptı. Ben de diyorum ki şimdi Erden Timur bence Ali Koç'tan korktu. Neden korktu diyorum Ali Koç'tan? Hadi düşünüyorum şöyle bir. Ali Koç'un bildiği şeyler vardı Erden Timur'la ilgili. Ne olduğunu ben bilmiyorum bak şimdi. Yanlış da insanları yönlendirmeyeyim. Hani böyle bir şey düşündüm kafamdan. Çünkü durup dururken yani Dursun Başkan şeye git demez. Doğru mu? Erden Timur'a git der misin sen şimdi? Ya ben şimdi seni yorumcuyorum. İyiysen beni niye göndereceksin abi? Ha başka planların varsa niye gönderirsin. Hayır, gönderirsin yani. Kıskandığın için takımız baba. Takımız burada. Çok atlamış olamaz mısın? Hayır takımız yani. Niye kıskanacağım? Takımsın ama ben hep başka... ön planlı Erden Timur var. Tamam. Kaymak hep Erden Timur'un ellerinde. Ben, sen buranın başkanısın, patronusun sen Serhat. Tamam. Sen yönetiyorsun, her zaman senin adın geçiyor. O da diyor geçiyor. Ki Flore projesi böyle olacak diyor. O da diyor ki hayır benim dediğim gibi olacak hayır, diyor. Bak. Bir tartışma yaşanıyor. Bunu bizzat burada, da yapmış olabilir. Burada menfaat karşılığı bir Galatasaray'da yani başkan ve Erden Timur'un anladın menfaat karşılığı bir sıkıntı var orada inşaatla ilgili. Anladın abi, mı? Abi kim ne derse desin ha. Gökmen abi ben Ali Koç'un bu işte parmağı olduğuna inanıyorum. Bir şekilde var. Çünkü Erden Timur bak Ali Koç'un açıklamasından sonra hiç televizyona çıkmadı. Bak dikkat edin. Hiç açıklama yapmadı. Ben onu çok iyi takip ettim Serhat. Sen de kaçırmazsın böyle şeyleri. Evet. Yani ondan sonrasında Erden Timur hiçbir şey demedi. Hele bırakırsam dedi bir de. He? Bırakırsam Ali Koç. He? Hele bırakırsam tamam. Peşinde olacağım seni. Peşinde olacağım seni. Seni bırakmayacağım filan dedi. Ondan sonra Erden Timur ortadan kayboldu abi. Bu etkili olabilir. O zaman Ali Koç'un o sözlerini bir hatırlayalım bir arkadaşlar onu bir arşivimizden hemen çıkarsınlar. Çok iyi olur ya ben hani onu Erden Timur'u onu düşündüm yani bu korktu da tehdit ettiği o sözlere buluruz onu. Ortadan o andan sonra kayboldu artık ne var ne yok ben bilmiyorum abi açık söyleyeyim size yani. Benim düşüncem bu. Yani Galatasaray için gerçekten çok sancılı bir süreç. Çok sıkıntılı bir sezon başlıyor her anlamda. Evet. Okan Buruk çok formsuz. Okan Buruk'un şu zaayı ortaya atması bile bana göre büyük yanlış. Sen resmen oyuncunu taraftarın önüne atıyorsun. Şimdi zaayı sen bundan sonra nasıl oynatacaksın? Adamın 3 yılda kontratı var. Hakim Ziyech'ten nasıl kurtulacaksın? Zaniolo gibi bir tane, Tabanca gibi bir tane genç var İtalyan. Adamı istemiyorsun. Adamı da küstürdün. Adam da doğal olarak seni istemiyor artık. Evet, şimdi? Sürekli kiralanıyor. İyi futbolcu ya. Yazık vallahi. İtalya'da oradan oraya dolaşıyor işte. Abi oynamaz mı? Geçen sene İngiltere'de. İyi buldun onu. Galatasaray'da oynamaz mı? Oynamaz olur mu? Aston Villa'da oynuyordu galiba geçen sene. Aston Villa'da mı ne? Evet. Evet. Onu da yedi bak. Onu da yedi. İstemiyor. Adam da istemiyor şimdi. Okan Buruk'la beraber olmak istemiyor. Yani senin bu rezervde bekleyen Fatih Terim operasyonu. Ben sana söyleyeyim. Bu sene. Bak yaz şu anda çünkü Okan'ı gönderdiğinde. Veya Okan ayrıldığında kimi getirebilirsin? Fatih Terim direkt. Fatih. Ben sana direkt söyleyeyim. Fatih Hoca Galatasaray'a teknik direktör olur bu sezon. Bilmiyorum gidişata göre. Tamam Adnan'ın bu iddialı lafını verelim. Evet abi. Benim de aklıma yattı. Bak yattı. Fatih sonra. Terim bu sezon Galatasaray'a tekrar geri döner. Geri döner. Galatasaray'a geri döner diyelim. Ya ben Dursun Özbey'i bilemem ama Fatih Terim döner. Ben size söyleyeyim. Vallahi bilmiyorum tabii şöyle bir şey var. Yani tabii bu 5-0... Gerçekten Galatasaray'a çok acı geldi yani. Anladın mı? Çok yani, ağır oldu. Abi sen oynadığın dönemde bu kadar gol yedi mi işte Galatasaray yok, ya da Beşiktaş o dönemler? Yani 3 olurdu. 2 hani mesela olsa da yani. Tarihte kaç kere? Ya abi? Baba bir şey söyleyeceğim. Adlancığım 5 olur, 6 olur, 7 olur. Önemli olan takımın hiçbir karşılığında bir tavır ortaya koymaması taraftarı mutsuz etti. Yani 1-0 geriye düşmüşsün. Maça 1-0 mağlup başlıyorsun. Ama öyle ya da böyle koca bir ilk yarıyı 1-0 geride kapatıyorsun. İkinci yarı Başşah'ı alıyorsun. Kerem Demirbay'ı alıyorsun. İşte Kerem Aktürkoğlu'nu çıkartıyorsun. Barış Alper'i alıyorsun. Yani bir tavır ortaya koyamıyorsun. Bir baş kaldıramıyorsun. Pozisyonun yok. Ya hatırlayın çok, işte çok 19 Mayıs'ta Fenerbahçe çok maçında şey. 20 dakikada Ciko atıldı. Galatasaray pozisyona giremeden maçı bitirdi. 12 Fener'i yenemedi. Yani Galatasaray
Manchester United yenmesi gerekirken yenemiyor. Kopenhag'ı yenmesi gerekirken yenemiyor. Bayern Münih maçında iyi oynuyorsun. Kaybediyorsun yani kazanamıyorsun. Sonuç itibariyle Galatasaray kazanması gereken hiçbir maçı iyi bir futbol ortaya koyarak kazanmadı. Türk takımlarında şöyle bir şey var. Yani Konya maçında da şampiyonluk olan maçta da titredi Galatasaray. Şimdi o gruplardan falan mı hiçbir takım çıkamaz abi. Hani yalnız geçen seneki Galatasaray değil, bugünkü Fener niye bu kadro normalde çıkması lazım? Yok abi, çıkamaz abi. Ucuna gelmişti ama Gökmen abi ya. O Kopenhag maçın dediği gibi Serhat'ın alsaydı çıkabilirdi yani. Bak, yok, Sparta Prag maçı yani. Galatasaray kritik hiçbir maçı kazandığını görmedim ben. United'ın 3-3'lük maçta mükemmel oynadılar. İyi hakikaten oynadı, iyi oynadı. Doğru. Ama diğer maçlarını seyrettim. Bayern Münih maçı da bir 70 dakika iyi oynadı. Yani sonra gitti geberdi yani. Abi Bayern Münih o da yani. Tamam hadi. Adamlar 2 milyon. Hadi bileceksin. Sen şimdi Okan Buruk herkese karşı saldırıyor. Saldırıyor. Bir oyunu tutmasını öğren ya. Fenerbahçe maçında da. Fenerbahçe 10 kişi kalmış, Galatasaray 10 kişiyle saldırıyor. Ya Okan Buruk maalesef çok kritik sınavlarda yani çok önemli maçlarda çok sınıfta kaldı. Abi final maçını alacaksın. Şu final maçını alacaksın. Kopenhag maçında Galatasaray pozisyonu yok orada olmak ve olmamak maçında. Yenemiyorsun ve mağlup oluyorsun. Bak Fener maçı da dediğin gibi oldu. Yenerim diye çıktı. Yenemedi. Beşiktaş maçında var ya ben sana açıkçası maç 1-0 ya gol oldu ya. Baktım ilk 10 dakika falan dedim bu Galatasaray. Hani ilk 10 dakika dedim Galatasaray şimdi bir gol atar. Bu maç uzar. Öyle olur böyle. Fakat 10 dakika sonra dedim ki bu Beşiktaş 2 gol 2 olur 3 olur dedik. 10. 15. dakikada yani. Hiç tepki yok Galatasaray'da. Adnan, hiç Gökmen abi hiç tepki vermedi Galatasaray'ı ya. Galatasaray'ı bu kadar rezil kepaze bir şekilde seyretmedim evet, ya. İnanılır gibi değildi yani. Ya olacak şey 2 pas yapamıyor ya. Yapamadı. Anladın mı? Nereden baksan ilk yarıda ikinci yarıda bütün topları Beşiktaş'a verdiler ya. Pas atarken arkadaşına atıyormuş gibi yapıyor ve adam geliyor aradan alıyor götürüyor. Abi ben alıyor götürüyor. Devamlı. Ben en çok Muslera'ya üzüldüm. Bak açık söyleyeyim. Türkiye'nin en iyi kalecisi. Muslera'ya bu 5 gol olmaz. Vallahi bak. Gerçekten emekçi, çalışkan. Türkiye'nin bana göre en iyi kalecisi. Tek geçerim. Hatalı gol bir yemedik şey abi. İlk i̇şte gol, yapamadı bir şey. İlk gol o defansın çiği. Anladın mı? O abi, bütün hepsi öyle. Bütün hepsi kötüydü abi. Hangisiydi? Galatasaray'a bir tane Muslera'nın iyi oyuncu. Muslera'nın yani. Yani. Abi yok oyuncu yok ki. Falcılık yapmayı ya falan da çok inanmam. Falcılık yapmayı da hiç sevmem. Ama şöyle bir kehanetim var. Galatasaray'da bu sezon sen Okan Buruk dedin. Bana da bu Fatih Terim hamlesi doğru geliyor. Bak yapacak. Bak Icardi. Yaz. Zaha. Sen doğru söyle işte. Barış Alper, Nelson gibi oyuncular ayrılır gider. Bak göreceksin Galatasaray'da şimdi çorap söküyor gibi kopmalar yaşanacak. Para almadın. Çünkü bu İbrahim Hatipoğlu'nun falan yapacağı iş değil. İbrahim Hatipoğlu basın sözcüsü de yapamaz. Yani İbrahim Hatipoğlu iyi bir yönetici yapar. Para işlerini iyi bildiği söyleniyor. Hiç kendisini tanımadım. Hiç karşılaşmadım. Hiçbir diyaloğum olmadı. Ama görüntü bir defa negatif. Yani taraftarın içine sindirebileceği, taraftarı mutlu edecek bir yapısı yok. Abdurrahim Albayrak gelir mi? Keşke gelse. Hayır soru mesela. Dönün. Şu anda Galatasaray bir enkaza doğru gidiyor. Bir çöküşe doğru. Bak ligi Galatasaray bir şekilde kafa kafaya son haftaya kadar götürür. Yani bu yarış net bir şekilde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçecek. Ama Avrupa'da Galatasaray bir şey yapar mı? Ben gruplara bile kalacağından emin değilim Galatasaray. Vallahi ben de sana bir şey diyeyim mi? Sen bunu dedin ya ben de şunu düşünüyorum. Bence Galatasaray ligin sonuna doğru da gidemez. Daha erken kopabilir. Yani yine de bu kadrosuyla bak, Trabzon'da bu kadronun ölüsü bile iş yapar Adnan. Ya yapar ama çünkü yani burada Hatay'ı, Hatay'ı, Konya'yı bak abi. Boğarsın. Tamam onlar. Seyircinle falan. Tamam Serhat bir şey diyeceğim sana. Geçen seneki bir sezon olur mu? Olmaz, bence olmaz. Yok, mümkün yok. Ya, öyle bir öyle bir skandal sezon. Öylesine bir iki takımın acayip puan alıp da haftalar öncesi, aylar öncesi koptuğu bir sezon bir daha yaşanmaz. Hiç yenilmezler abi. Habire yeniyor, habire yeniyor, o yeniyor, o yeniyor, öbürü yeniyor, o yeniyor. Hep peş peşe gittiler. Doğru mu? Gökmen abi böyle bir sezon bir daha olmaz yani. Ben sana söylüyorum. Bu sezon. Bak bu sezon. Ama Galatasaray hakemler ve federasyon. Anladın mı? Yukarılara taşıdı. Fenerbahçe'yi taşımadılar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fener taşlar zaten Fener şampiyon olurdu abi. Ne yapar? Lahana'da 3 puan var be. Ne anlatıyorsun sen? Olurdu şampiyon. Fener'i olurdu. Taşısalardı şampiyon olurdu diyorsun. Ya anlamıyorsun. Fenerbahçe geçen bundan önceki sezon da olurdu. Gene koptu. Olmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak. Fener'in Beşiktaş'ın
ve Trabzonspor'un ve diğer takımların önü açıldı. Bu federasyon değişikliği ligimize renk getirdi. Ben sana söyleyeyim abi. Bu lig başka lig olur. Bak ben ya bir arkadaşım bir şey çok güzel hoşuma gitti. Neymiş sana? Galatasaray 5-0 kaybedince büyük ekşide isyan etti. O yeter diye onu koymuş. Yani 5-0'a büyük ekşi bile yeter artık diyor. Yeter demiş. Yeter. Ama çok büyük espriler var ya. Ya sosyal medya. Bana bir daha anlamda Galatasaraylı bir çocuk böyle son derece çok kreatif, son derece yaratıcı insanlar var. Hakikaten yapıyoruz. 3 sene, 2 sene, 2 sene şampiyon oluyorsun. 5. golden sonra yeter diye bağırıyor. 2 sene şampiyon oluyorsun. Sonra geliyorsun final oynuyorsun abi Türkiye Kupası'nda. Türkler abi. Düşün abi. Rezil oluyorsun ya. Bu kadar acı bir şey oluyor. Abi kartalı ya. Yapmışlar böyle. Kucağında küçük yavru aslan oturtmuşlar. Salıncakta ama eşyanın çok... tabiatına saat ters olur. Abi niye kartal böyle? Ya ne biçim kartal? Çok güzel niye ya. Kartal ama yavru, biçim kartal yavru aslanı kapar abi niye? Kapar abi. Yavru aslanı kapar. Kapamaz abi mı? Kapar abi. Hadi git ya. Abi kartal seni benim de üçümüz de kapar. Abi, seni kapar da beni kapamaz abi. Seni kapar valla kapar. O kartal var kartal ya. Kartal var o. 3000 metreden 4000 metreden bir nokta atışı yapar. Alıp gidiyor. Alır gider valla. Valla şey keçi falan götürüyor da keçi meçi öyle aslan maslan öyle götüremezler. Eskiden insanları da götürüyordu Afrika'da Afrika'da. Ama hayalde yaşayan nerede ölür biliyorsunuz yani onun için. Abi peki. Bu espriler güzel yani onların biraz da gülerim dedi Kökmen abi ondan ya. Bir reklama gidelim yani, reklam dönüşü sohbete devam edelim. Herhalde oğlum. Evet yeniden sizlerle birlikteyiz. Şunu şeyi de çok konuşuluyor. Bu Norwich'ten Gabriel Sara. 18 milyon euro, birisi bana anlatsın neden bu para veriliyor. Neymiş? 8 numaraymış, çok hareketliymiş, hücuma çok yatkınmış, iyi şutlar atıyormuş ama yani adama baktım şey gibi, yani Escobar benzetmesi yapacağım da yapmayayım. Hiç futbolcu gibi görüntüsü vermedi bana. Galatasaray'a geldi. Geldi. Yarın açıklayacaklar. Aynen. Varsa o görüntüleri de ya bilmiyorum çekebildik mi şey ajanstan Gabriel Sara'nın Brezilyalı oyuncunun görüntüsü değişik bir tip yani 18 milyon euro eder mi bunların bazı şeylerin araştırılması gerekir yani bu menajerlerle özellikle bu kulüp başkan ve yöneticilerin yapmış olduğu bu görüşmeler bu pazarlıklar bana çok enteresan geliyor. 18 milyon euro bonservisi mi sadece? İçinde mi? Sadece bonservisi. Şaka diyorsun. 18 yok, milyon 18 euro şeye, Galatasaray takımı para verecek ha? Evet. 8 numaraya. 8 numaraya. Abi kaç sen de... para bir euro? Abi 35 lira olsa. Ne 35'e? 36, 37'ye 36 oldu. 36 lira desen euro ne yapar? 40 desen abicim. 10 milyonu 360 milyon yapar bak. 10 milyon euro. 360 TL de. 360 milyon TL yapar. Araya var 10 milyon ya. Euro bak. Evet. 20 de abi bunu orta adam dağılmayacak mı? Aynen öyle. 20 de sen işte. 800 milyon TL'ye yakın para veriyorsun 8 numaraya. Ya ben yalnız anlamadım. Almak için veriyoruz bir de kendine. Onlar da işte hadi 21-22 bir de menajeri artık neyse dünya gitti. Ha, bu para var ya. Bu paraya bu para bir Sivas vallahi Spor. Iş, ben sana bir şey söyleyeyim. Bir Adana Demirspor doğru mu bu para? Abi bir Adana Demirspor takımı 20 milyon eurodur işte 25 milyon euro. Vallahi ben bir şey federasyonun falan yerinde olsam var ya yahut da spor bakanlığı yerinde olsam böyle bu tür şeyleri büyük bak. Paraları bir dakika transferi falan yasaklarım abi. Ben dün söylediğim gibi her sene altyapıdan bir tane oyuncu yetişecek 10 sene sonra abi, aslanlar gibi 2 tane olacak ertesi sene 3 tane öyle. Bu sistem sana bunu müsaade etmiyor. Neden biliyor musun? Kulüplerde hırsızlar var. Bu sistem sana bunu müsaade etmiyor. Kulüplerde resmen söyleyeyim sana. Resmen. Direkt söylüyorum bak. Hırsızlar var. Bu kulüpleri soyuyorlar. Oyuncu getir. Hakkını ver menajerin tamam mı? Abi hamuduyla götürmeyin ya. Ya bu iş... Çok bana, menajer arkadaşlar var. Onlar da alınacaklar ama tabii ya bu, alma. Bak, bu abi, menajer olayıyla özür dilerim. Tamam şöyle yapalım. İyileri bir kenar genel konuş bak. Ben menajerler için bir şey demedim ki arkadaş. Ben yöneticiler için söylüyorum. Bunlar bir kısım art niyetli yöneticiler için diyeyim. Bir kısım art niyetli menajerler için. Bak yazık günah. Bu kulüplerde insanlar gidiyor forma alıyor mu Gökmen abi? Serhat he? Kombine alıyor mu? Evet. Taraftar gidip top alıyor mu? Taraftar her maça gidiyor mu? Değil mi? Evet. Emeklisi, çalışanı, emekçisi,
Aklına çoluğu, çocuğu, öğrencisi, öğretmeni, aklına kim gelirse o sahada var mı? Var. Bunlar kulübe götürüp para veriyor mu? Veriyor. Bu parayı yiyorsanız yetim hakkı yiyorsun abi. Günah. Hırsızlık yapmayın abi. Kulüplerin parasını çalmayın abi. Bu oyuncu bak, gelen oyuncu bu. Abi ne diyeyim, bu oyuncu mu, dediğin gibi dizi kahramanı mıdır nedir, o Brezilya dizileri vardı eskiden. Ya bir şey de demeyeyim de şimdi. Ya ne diyeyim abi, adama ne diyeyim, adamı sen alıyorsun, alma. Değil mi? Adamı Galatasaray alıyor. Şimdi bunu kim önerdi, kim yaptı, ben inanamıyorum. Scoutlar bunu. Bunu mu bulmuşlar scoutlar? 8 numara bu para verilir mi Gökmen abi ya? Oğlum 16, Serhat, sen verir misin? 16 bir milyon euro. Ha bak bir dakika, Icardi'ye veriyorum diyorsun. Adam dedi, dedi sen 20 milyon demedin mi? Bu kulüp batar abi. Bak Galatasaray kulübü abi, bu kafayla batar. Galatasaray'ı maalesef çöplüğe çeviriyorlar. Ve de, tabii ki bazı yöneticiler de bu işten ciddi nemalanıyor. Çünkü yazık günah ya Galatasaray taraftarı. Şeylere verilen para, vallahi menajerlere günah. Verilen para ne kadar menajerin cebine giriyor, ne kadar yöneticinin cebinde kalıyor. Ki bununla ilgili Erden Timur'la ilgili de ağır iddialar var. O, belki de Ali Koç'un bak ben, Ali Koç'un, ben, Ali Koç'un onu sözleri birazdan bulduk mu onu? Erden en son konuşması ama. Tamam işte Erden Timur'la ilgili, evet, değil mi? Evet. Var var, şimdi onu vereceğim. Tamam sen işte bunu anlat. Bir ondan sonra verelim. Ondan sonra olsun. Şimdi yani Galatasaray'ın şöyle muhtemel kadrosunu yaptığımızda Derik Kön, Abdülkerim, Davinson Sanchez, Nelson. Burada neydi yeni oyuncu? Jelert miydi? Danimarkalı. Jelert. Jelert oynuyor. Jelert. 21 yaşındaki çocuk değil mi? 21 evet. 21 yaşında. Yani şimdi bu adam mesela orada 8 numarada kim oynuyor Galatasaray'da? Kerem Demirbay oynuyor. Doğru mu? Evet. Mertens. Mertens oynuyor. Şimdi bir de bu adamı alıyorlar. Abi Berkan da oynat. Töre Berkan ya. Kutlu'yu oynat abi. Ha Berkan Töre yok ya. Mu? Berkan da oynamadı mı? Geçen oyunu Berkan oynadı süper bir şeyde. Oynadı o gün evet. 8 numara onu da oynat Gökmen. Oynamadı mı Gökmen abi? Oynadı adam. Oyna onu evet. Oyna. Yani bu kadar adamı ne yapacaklar ben anlamadım ya. Sürekli adam alıyorlar. Alıyorlar, bir de elde var abi. Fener'de var 7-8 tane. Beşiktaş'ta var, Galatasaray'da var. Hep yabancı bunlar. Dünya kadar para vermişler. 2 sene, 3 sene. Beşiktaş bugün Muleka'yı kiraladı. Suudi Arabistan'a bir takıma gitti. Öyle ne mi? Evet. Ne bileyim. Kiraladı. Ama iyi futbolcu. Onu verdiler. Niye verdiler bilmiyorum. Bir Ali Koç'un Erden Timur'la ilgili sözlerine bakalım. Adnan Aybaba istemişti. Ona bakalım bir. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonları olsa bu yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi, terbiyesiz, utanmadan televizyona çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece olmamalıydı deyip 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini o yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla verdiğin bilgilerle zaten yalanı dibine kadar soktun. Bakalım nereye kadar. Ama Fenerbahçe seni de not etti. Sen 3-5 gün camianda popüler olabilirsin bu söylediklerimden dolayı. Ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince. Bak şimdi. Sen ne diyor? Bunun altta. Evet. Ne diyor? Kontratları diyor bak. Orada anladın mı lafı? Kontratlar diyor. Evet. Mesajı veriyor. Mesajı veriyor. Ne kontratı yapabilir Erden Timur bu kulüpte? Ben sana söyleyeyim.
Direkt futbolcu kontratı yapar. Kimin kontratını yapar mesela? Icardi'nin yapar. 20 milyon euro diyordu. Doğru mu Serhat? Evet. Bak abi. Peki kendisi bak, ben sana bir şey soruyorum. Yok, çıkacak. Sen diyorsun ki soru şu. Antalya Ayman veya Tanrı Gol ekibi soruyor. Soruyor. Bu kendisi ağır suçlamalara rağmen nedenlerden Timur konuşmuyor. Konuşmuyor. Bir. Neden Galatasaray'dan hangi nedenlerden dolayı Dursun Özbek'te kavga edip bu yönetime girmediği veya evet. Dursun Özbek tarafından neden aforoz edildiğini anlatmıyor. Anlatmıyor. Evet. Bugüne kadar çıkıp her... Florya'daki abi, Florya tek bırakmasının nedeni Florya'daki inşaatlardaki aynen bu öyle değil. Bu inandırıcı aynen gelmiyor. Bu inandırıcı. Bu çok aynen basit öyle. Bir şey. Bak aynen Erden öyle. Timur var ya, ben size bir şey söyleyeyim mi? Ali Koç'tan korktu ve kaçtı. Sebebi ne? Bak ama bak bir sebep vereceğim sana. Sebebi Ali Koç'ta Erden Timur'la ilgili evet. belge var. Ha ne belgesi bilmiyorum ama kontrat demesinden ben de oradan buraya geçiyorum şimdi. Futbolculara da yapılan kontratlarda, şimdi Serhat da az önce sen de söyledin ya Serhat. Suistimal mi var acaba? Yani bir şeyler mi yapıldı bu kulübün içinde ya? Bu Galatasaray ya bu para ya senin paran Gökmen abi. Senin, peki benim Fenerbahçe değil ki. Yaptığı transferle sütten çıkmış hakka çıkmış. Ya he? Bak şimdi, abi şimdi bir şey söyleyeyim. Kendilerine baksınlar onlar Galatasaray'a değil. Ya bir dakika bir söyleyeceğim. Burada konu Fenerbahçe değil. Burada Erden Timur niye gitti? Konu bu. Fener'i de konuşuruz. Florya'daki inşaatların nedeniyle anlaşamadı olursunuz. Ama ben de diyorum ki bu çok havada bir şey kalıyor diyorum. Yani hayır çok, değil. Çok inandırıcı gelmiyor hayır bana. Abi, yok hayır o zaman açıklasın abi. Abi. Bak şimdi Erden Timur topluma mal olmuş bir adam. Doğru mu? Erden Timur en kötü bir şeyde açıklama yapmıyor muydu Serhat? Yapıyordu. Çıkıyordu diyordu ki bir dakika arkadaş diyordu. Böyle hakem olmaz. Federasyonu istemiyoruz. Şunu istemiyoruz. Bunu istemiyoruz. Ali Koç şöylesin sen. Bu böyle falan. Neyse. Yaptı mı adam? Yaptı. Tamam yaptı. Ben de diyorum şimdi. Türkiye Erden Timur'un niye gittiğini bilmiyor. Bir, Ali Koç'tan mı kaçtın? İki, Dursun Özbek'ten mi kaçtın? Dursun Özbek'le kendin mi istemiyorsun? İnşaatlarda yapılacak şeylerde, sitede, anladın mı? Florya'daki sahanın içindeki Kemerburgaz'a gittikleri zaman oraya inşaat yapacaklar. Anladın mı? Tek sebebi o. İnşaatın kaç 800 milyon mu 900 milyon abi, euro galiba. O zaman şöyle bir sebebi. Bir de 400 milyon euro. Valla ben defalarca anlaşamama söz. Erdem Bey'e teklif ettim. Sen aradın mı? Cevap vermedi. Aradın mı hiç? Çok. Ne dedi? Şey yani konuşmuyor. Sen aradın mı hiç? Bin kere aradım ya. Açtı mı? Bin kere yok abi. Açmadım. Abi işte sıra kadem oldu derler yani evet. Şey tabirle. Yok ortada. Neyse, çünkü bu sorular sorulacak. Ali abi, Koç'a neden cevap vermedin? Ali Koç burada neyi demek istedi? Bak bundan sonra... Neden Dursun Özbek'te aranda ne yaşandı? Ali Koç'un kaç tarihiydi bu açıklamayı yaptı? Neyse bir hikaye olmuştu. O kadardır bak, ya. Bak ondan sonra... Seçimden hemen önce yapmıştı bunu. Galatasaray seçimden önce. Hayır Fenerbahçe'nin seçimden önce. Tamam seçimden önce. Ondan sonra Erden Timur bir daha çıkıp hiç konuşmadı zaten. Kontratlarla ilgili dedi bak. Yani kontrat... 28 Nisan'da o statta hani ligden çekim hadisesi var bak, ya. 28 Nisan'da oraya... Mayıs zaten yani işte 3,5 ay olmuş. 3,5 ay hiç konuşmadı. Zaten son 1,5 ayda da bıraktı. Doğru mu şampiyon olduktan sonra? En son şeye geldi falan filan. Çağırmadılar da hatta. Cumhurbaşkanı'na ziyarete gittiler. Değil mi? Erden Timur'u oraya da çağırmadılar. Ya da o gitmedi bilmiyorum. Neyse artık. Çağırmadılar. He? Çağırmadılar. Çağırmadılar. Şimdi ne var? Sonra birileri aracı oldu ayıp olur dediler. O da dolaşına gelin dedi. Ya burada bir şey var. Bu da çıkacak abi ortaya. Ya da Erden Timur çıkacak açıklayacak bunu Gökmen abi. Bak sen topluma mal olmuş bir adamsın değil mi? Doğru değil mi? Konuşman lazım yani. Galatasaraylar seni seviyor. Bugün Galatasaraylar Erden Timur başkan görmek istiyor. Kim görmek istiyor? Anket yapsak ne olur sence? Adlancığım taraftar her zaman transfer yapabilecek. Evet. Sempatik. İnsanlara şey yaparlar. Doğru. Onlar ister. Medet Umarlar. Evet, tabii doğru. Ki bugün anket yapsak. Ben şimdi Twitter'da sorsam kimi başkan görmek istersin? Sor işte. Yani %70'e %30 çıkar. Erden Timur'un neyine. Sor bugün. Gerçi vaktimiz daraldı ama bir daha seferde sorarız bunu. Ya yani. Soralım abi. Yüzde kaç çıkar yani? Çünkü Galatasaray bize zaten bu sene yeteri kadar malzemeyi fazlasıyla verecek. Şimdi burası tam bir çöplük olmuş. Sen şunları yazdın. Yani şu anda bu takımın maliyeti 200 milyon euroları geçmiş ya. Başlı başına Icardi şaka değil. 20 milyon euro maliyeti var ya. 20 milyon euro. Sen bu nasıl 6 dersin ya? Buna 6 nasıl dersin ya? 20 milyonluk adama 6 diyorsun ya. Maalesef bunu artık birileri soruşturacak. Soruşturması gerekiyor. Ama sen Türkiye'de ama sen Galatasaray Fener Beşiktaş'taysan kimse yanına yaklaşmıyor. Kimse sana bulaşmak yani istemiyor. Kontrat yani her sene 20 milyon euro mu? Evet. Öyle diyor ya Gökmen abi paraya baksana. 4 yıllık kontratı var işte adamın. Ya 80 milyon euro alıyor. Gökmen abi Adana Demirspor 20 milyon euro ya var ya yok ya. Abi, Sivas Spor ya var ya yok.
Yazık günah bu paraya. Icardi bir de biliyorsun karısıyla sürekli problemli, tamam iyi futbolcu. Neyse özel hayatını bana ne. Ama baktığın zaman girdiğin zaman yazık abi. Bu aradaki 16-14 milyon nerede? Şimdi bak bu adamın alternatifi yok. Bu adam sakatlandığı anda zaten çöküyorsun. Orada güven mi var? Yok abi. Evet. Güven var orada. Günay Güvenç var. Evet, Günay Güvenç. Yani oynamayan bir adam. Şu adamın şu anda alternatifi yok. Kaç para dedin şey? 20 milyon. 36 lira yap abi. Çarp abi. 20 milyon euro 36 lira çarp. Işte, 720 milyon, milyon abi. Ya 720 milyon yok, para veriyorsun. Ve diyorsun ki insanlara. Bu... Hakikaten veriyorlar mı? Ya işte Serhat öğrenmiş. Veriyorlar. Ama 20 milyon bak falan şimdi... mümkün ya Gökmen abi bir şey söyleyeceğim. Suudi Arabistan çok... sana 40 veriyor. Keş para veriyor. Sen 6'ya imza atıyorsun. Ya bunu çocuk bile. Babacığım şimdi burada yani bu, menajerler. Icardi dünyaya ben Galatasaraylı. Falan, abi. Oradan Galatasaraylı mı geldi? Ne? Yani beşiğinde bu adam dünyaya geldiğinde bu adamı Galatasaraylı mı yaptılar? Kutsadılar mı bu adamı? Ne alakası var abi Galatasaraylı'yla? Ya da bu adamın damarlarını kesek sarı kırmızı mı akıyor? Ha, sende akar da onda akar mı? Ha. Onda işte euro akıyor. Yani bir yabancı sence neden gelebilir buraya? Baba 20 milyon ya. He o da işte. O para için gelir yani tabii ya. Ki. O da geleceğini düşünecek. Çünkü futbolu ne kadar oynarsın? Max oyna 20 yıl oynarsın. Ha. Yani para kazanmaya başladın diyelim 16-17 yaşlarında. En baba. 37-38'e kadar oynarsın. En baba oynarsın. Kaç kişi oynuyor işte? Messi ve Ronaldo dışında kaç tane adam var? Yok. Doğru söylüyor. Onun dışında bugün 800 milyon TL ya her sene ya. Ya bitti diyorum işte abi olay bu yani. Ya. Bak Serhat konuştu. Serhat konuştuktan sonra beni çok önemli bir menajer aradı. Dedi ki Serhat Uluören dedi. Çünkü bu işin içinde hakikaten. Her yerde var. Bütün kulüplerde isim vermek istemiyorum. Ben bütün menajere saygı duyuyoruz. İşlerini yapıyor hepsi. İyilerine saygı duyuyoruz. Dedi ki Serhat Uluören doğru söylüyor dedi. Ama 16 değil 20 dedi. Serhat da zaten dedi ki orada 4 milyon da üstüne mi koydu bir şey dedi sen ona. Ya işte bonuslarla. Baş başına falan karma karışık bir yapı var. Ne para ya? Baba bunları böyle veriyorlarsa beter olsunlar abi ya bırak ya. Yazık. 3 kuruş para kazanıyorlar. Vallahi peki olabilir. Şimdi tabii burada hani daha Galatasaray beşirmiş olabilir. Taraftar üzgün ve küskün olabilir. Yönetim çaresiz ve beceriksiz olabilir. Hepsi tamam. Ama sonuçta Hatay'a 3 tane atarsın bir anda bahar rüzgarları tekrar gelir. Yani ayağa kalkarsın. Doğru mu? Evet. Yani bu badireyi atlatabilir misin? Atlatabilirsin. Nasıl atlatacaksın? Sağda iyi skorları alarak, iyi kura çekerek, Şampiyonlar Ligi'nin öncelikle gruplara kalarak, playoff'tan çıkarak Galatasaray bu badireden çıkabilir. Ama ışık var mı? Tabii. Şimdi bu kadar büyük sorunlar varken taraftan küskün. Neden? Diyor ki Erden abi, Erden baba. Ortada yok. Ve Adnan'ın da bu arada soruları geliyor. Veya Telegol ekibinin soruları var. Ali Koç'un böylesine bir tehdidinden sonra neden konuşmuyorsun diye. Niye sıra kadem bassın? Ne oldu? Neden çıkıp mesela post toplantısı yapmıyorsun değil mi Adnan? Aynen. %100 söylüyorum. Şimdi taraftar neden ayrıldığını, abi, ayrılığını neden abi. Net evet. Bir şekilde dile getirmiyorsun? Ne yaşandı? Ne var abi bir şey var. Seni mi almadılar? Veya sen ciddi anlamda Dursun Bey'e bozuldun, kızdın. Öfkelendim ve girmeyeceğim mi dedin? Peki sana ben bir söyleyeceğim. Ya o zaman Erdem Tümur üç kağıtçı. Anladın merkezi dolandırdı etti. Ondan sonra Ali Koç tehdit ediyor öyle mi? Onu oraya mı getiriyorsun? Biz üç kağıtçı öyle dedin mi abi böyle bir şey? Kim öyle bir şey demiyor? Sen öyle bir anlam mı çıkartıyorsun sen ki mi Ali Koç'un sözlerinden? Evet. Söyledikleri Ali Koç'un anlattığı şey bu bağır bağıra söyledikleri. Yani diyor ki beni konuşturma. Evet ne peki? Beni konuşturma tamam, diyor. Tamam Gökmen abi ben şimdi adam Erdem Tümur'un avukatlığını yapacağım. Bunun cevabını verecek olan kendisi. İşte biz de onun için diyoruz ya. Heh. Çıkacak. Açıklayacak. Hiç bak. Bence söylemedi. Ali Koç'a girmesinden daha çok. Yani o üzerinden geçmiş 3 ay. Sen neden bu mevcut yönetimde yoksun? Bunu net bir şekilde anlatması lazım. Yaşananları anlatması lazım. Peki başka bir şey sorayım sana. Erdem Timur'un tamam. Asıl yapması gereken konular bunlar. Bak yine tekrar söylüyorum. Oradaki Florya'daki arsa nedeniyle tamam. Yapılacak site. Anladın mı? Ondan dolayı Dursun Özbek'te... Bu inandırıcı gelmiyor bana. Bana hiç gelmiyor. Nasıl? Bana da gelmiyor yani, abi. Sadece bir peki sebebi neydi bu olması... Avukat seçime girdi. Neydi ismi? Batum ne? Süheyl Batum. Aynı şeyleri o söyledi. Ne söyledi? Aynı şeyleri. Neyi söyledi? İşte 400 milyon euroluk, euroyla 9 milyon euro.
Tamam mı? Sadece sebep bunu, değildir ama yani. Onu demek istiyorum. Ondan Gökmen dolayı babacığım ondan belki dolayı. Belki de orada Dursun Özbey doldurdular. Bu adam çok reklam yıldızı oldu. Taraftar bundan başkasını görmek istemiyor. O kadar reklam ekranı. Ben şöyle şeytan avukatını ben o zaman şöyle şeytan avukatlığını yapayım. Serhat'ın açıklaması çok önemli. Dedi ki Serhat. Buradan yola çıkacağım Serhat. 20 milyon dedi. Bu adam yılda para alıyor dedi. 17-18 dedi. Alıyor mu? Sen bunu resmiyette 6 milyon diyor musun? 6 milyon. Soruyorum şimdi ben burada o zaman Erden Timur'a ya da Galatasaray'a, yöneticilere, başkana. Diyoruz ki biz de kamu adına bir görev yapıyoruz. Arkadaş madem böyle aradaki 12-13-14 milyon euro nerede? Ben de bunu soruyorum şimdi. Eğer böyle bir şey varsa büyük infial Gökmen abi ayıp. Bu Galatasaray kulübünde böyle bir iş varsa eğer bu adam 20'de olup da 6'ya alınıp da arada bir 10 milyon 5 milyon para kayıpsa yani yazıklar olsun çok büyük ayıp. Oğlum ona pas atan o ona bak bu ortaya çıkar. Icardi'ye pas atan bile bunları bilmiyorlar. Futbolcuların hepsi biliyor bunları. Icardi'ye pas atan adam bile sinir olur pas atmaz. Anladın mı? Bu kadar. Bana vereceksin sen 2 milyon euro, 3 milyon euro senelik. Sen, buna vereceksin 20 milyon euro. 20 milyon euro ne para ya, abi sen? Yok, ben, sen nerede? Ben yok abi. Böyle bir para olmaz ben, abi ya. Babacığım ben ona inanmıyorum. Tamam. Yani, ama yok Gökmen abi şimdi Serhat'ın açıklamasını biri daha aradı. Teyit etti burada. 800 milyon, 800 bak, milyon gibi senelik. Uluslararası bir menajer aradı. Serhat Ulu Eren doğru söylüyor dedi bak. Çok önemli. Yani Serhat'ın duyum aldığı yerde sağlam. O da uluslararası bir menajer. Şirketi var. Abi bu menajerler her şeyi biliyor. Ya beter olsunlar abi bana ne ya hiç yani. Ya arada eğer böyle bir para gittiyse de yazıklar olsun ya. Hala da gidiyor. Olacak şey değil. Üçüncü sene bu ya bu sene. Ya her bak bir şey söyleyeyim. 20, 40, 60 Kaç para hesapladın sen Gökmen abi? 4, 6, 24. Kaç para hesapladın? 2 milyon. Hayır TL kaç para hesapladın? 786 milyon mu hesapladın? 720 milyon. Peki ben sana başka bir hesap yapacağım abi. O 30 milyon euroyu hesapla 3 yılda. Ne yapar? 30 milyon euro hesapla abi ne yapar? 900 milyon mu yapar? 980 milyon mu yapar? Şimdi bir dakika dur. Buldum dur. Kaç dedin sen? 30 milyon euroyu hesapla abi. 36 ile çarp. Evet babacığım. 6 oğlum. 6 mı? 1 milyar. Yok oğlum. Çarpı kaç? 6 değil. 1 euro kaç para oğlum? 36 lira. Makineyi. Hayır makine hesaplıyorum. 4. Ne 4'ü? 36 lira diyorum ya. Ya tamam 30 milyon euro ne yapar dedim Gökmen abi. Şimdi arada 10'ar milyon euro. 1 milyar 100 milyon. Tamam. Neyi hesaplıyorsun? Arada 30 milyon euro para yok. Onu hesaplıyoruz biz Gökmen abiyle. Ya her yıl 10 milyon euro yok. Abi bu da benim kehanetlerim. Ben diyorum ki bu sezon belki de 2025'i göremeden seçim olur Özbek gider. Okan Fatih Terim değişikliği olabilir. Olur bak. Zaha ve birkaç oyuncu kadro dışı kalır. Çok ayrılık yaşanır. Şampiyonluk bana göre tamamen bir hayaldir. Bu zihniyette. Çünkü bir haftada hiçbir şey değişmez. Hatay'ı yensen bile, galibiyetle lige başlasan bile Galatasaray'ın bu girdaptan çıkma şansı bu sene yok. Kusura bakmasın Galatasaraylar. Kabus gibi bir yıl, bir sezon onları bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray gruplara kalamayacak diyorum ben. Yani bizim ligimiz dediği Şampiyonlar Ligi'nde kalma ihtimalinden daha kuvvetli görüyorum. Ben biraz seçim olur da sıkıntı diyor. Yani seçim olur mu acaba bilmiyorum tabii ama. Duramaz ki zaten Özbek. Duramaz ki. Yani çok büyük darbeler alsa duramaz tabii. Ya Şampiyonlar Ligi'ne katılamaz tabii ki. Direkt gidemezse gruba. Efendim? Gruptan şimdi Şampiyonlar Ligi'ne direkt Galatasaray yani çıkamazsa buralardan. Bir defa para olarak büyük bir sıkıntı yaşarsın. 15 milyon euroyu alıyorsun ama. Şimdi yarın bir kura belli olacak. Belli olacak. Yani muhtemelen rakipler zaten var. Yani Galatasaray'ın bu oyunu ya bir defa ya sevgili Ahmet Berk senden bazı görüntüler istemiştim. Hazır mı o? Galatasaray'la Beşiktaş'ın yani bir takımın yükselişi diğer takımın çöküşünü esasında bazı fotoğraf kareleri de çok net gösteriyor. Bir maçlık mı? Bir maçlıkmış bunu söylüyorsun sen. Dünkü maç, evet. Dünkü maça. Bak bazı bir görüntüler var. Bir bakalım ya. Üzerinde. Tamam bakalım. Tamam. Ondan bazı görüntüler istedim. Bunları verelim ekrana ki insanlar yani burada yalan yanlış bir şey söylemiyoruz. Galatasaray'da vallahi. Şimdi tabii Beşiktaş'ı da konuşalım. Fenerbahçe'nin Lille maçı var salı günü. Onu da konuşalım. O da önemli maç. Şimdi o fotoğraf karelerinden önce şunu söylemek istiyorum Gökmen abi.
Bir maç bazen öyle bir ayna tutar ki koca bir sezona yansır. Yani bu böyle bir hani ya ne olacak alt tarafı bir tane Süper Kupa'da fark yemişliğini anlatabilecek bir maç değil dünkü maç. Dünkü maç bana göre 2024-25 sezonun birebir aynası olabilecek bir maçtı. Seyirci en büyük hayal kırıklığı seyirciydi. Ya bir Beşiktaş derbisine çıkıyorsun. Bu takım ne kareografiler yaptı ya Ali Sami Yen'deki maçlarda. Dün hiçbir hazırlık, hiçbir birliktelik yoktu. Yoktu. Bak Beşiktaş nelerle gelmiş. Tabii tabii. Yönetim neler hazırlamış. Boğaz'ın efendisi Galatasaray ya. Galatasaray yönetimi ortada yoktu. Ya şimdi asıl şöyle, hicap duyulması gereken nokta bu. Serhat'ın şöyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş'ın uzun zamandır şampiyon şuraya olamıyor bakalım, demiyor. Şuraya bakalım kavgalığa bak. Bak bak. Şampiyon Boğaz'ın falan, efendisi ya. Ben bir tane Galatasaray'ı görmedim ya dünkü maçta. Ya şampiyon olamamış etmemiş anladın mı? Böyle bir finale çıkıyor. Anladın mı? Kupayı almak için anladın mı? Birlikte çıktılar tribüne birlik oldular. Ki aklı olarak da kupayı aldılar gittiler. Ama burada Galatasaray'ın 2 sene üst üste şampiyonluğu falan var. Yani o kadar gidip de hazırlık yapmaya falan gerek yok. Anladın ama mı? Bu öyle, seneki şampiyonluk ama burada, Galatasaray 5. yıldız takım diğer takımları 3 yıldıza bırakacak önemli bir simge yılıydı. Galatasaray bu gidişatta bu sezonu çöpe atıyor. Bu anlayışla, bu zihniyetle. Bu dursun Özbek yüzünden. Burada tek bak Beşiktaş maçından 5 tane gol yemelerin ana nedeni yani her şeyi bir tarafa bırak Okan Buruk'tur. Elindeki kadronun en iyi şekilde motive edip çıkartmadı. En iyileri sahaya yaymadı. Sahaya çıkarmadı. Mevkinin özelliklerine göre birbirlerini tamamlayan oyuncuları bıraktı. Anladın mı? Düşünsene abi ya. Düşünsene Allah sen bak ya. Bir Kerem Aktürkoğlu var. Bir dakika bir kare öncesine gelebilir miyiz ya? Ya bak işte. Şuraya bak. Galatasaray taraftarı elindeki pankartı Beşiktaşlara kaptırıyor. Ya zaten dün Galatasaray sahaya çıktığında mağluptu. Maçın başındaki golden bahsetmiyorum. Zihniyet, düşünce, bir bezginlik, bir tükenmişlik sendromu vardı Galatasaray'da. Ya aynı şeyi konuşuyoruz oğlum zaten. Zaten Galatasaray'ın bu kadar kötü olması. Yani bu Aslan'ın hemen bir haftada ayağa kalkma şansı yok. Bir defa Galatasaray'ın Icardi sorununu çözmesi lazım. Van'dan arayı tekrar İstanbul'a mı transfer edersin? Tekrar birleştirir misin? Veya Erden Timur'la... Bu ne abi? Gönül kulübü mü bu ha. Abi? Adamla bir de onunla mı uğraşacak abi Galatasaray takımı? Karısıyla... Vali Sabişer mi? Okan Buruk'a de delikanlıysa kessin İcardi'yi. Başşağıyla başlasın. Kesemez. Hatay maçında. Kesemez ki. Yapamaz ki. Kesemez. Ama bunu Fatih Terim yapar. Onu diyorum sen. Az önce ne konuştuk sana? Fatih Hoca diyoruz biz bunu yapar diyoruz. Galatasaray bir yerde Fatih Hoca gidecek buyur gel diyecek. Bak göreceksiniz ya. Adam dün topla çıkacak buluşmadı. He? Adam topla buluşmadı ama çıkartamıyor mesela Icardi hiçbir zaman. Kayboldu gitti. Icardi bir de dedi ya. Kötü oynadığı Icardi maçlar vardı. Icardi gibi bir adama Fatih Terim de çıkartamaz abi bırakın. Nasıl çıkartamaz? Çıkartamaz abi. Ya bu dünyada çıkartamaz oynatır abi. Hikaye. Oynatır Ronaldo çıkıyorsa Icardi çıkar. Ya çıkar da tamam burada çıkaracak onu çıkaracak adam yok. Icardi bir dünya yıldızı değil. Icardi Türkiye'nin yıldızı. Evet. Ama yani önemli bir oyuncu. Tamam önemli. Galatasaray'ın tamam, şampiyonluğunda gerçekten çok büyük katkısı var. Doğru. Bir numarayı onu yazarım ben. Ama kötü iyi, oynuyorsa da kusura bakmasın iyi yani. İyi futbolcu. Galatasaray'da. Ama iyi futbolcu da bu maçta lazım bana abi. İyi diyorsun da abi bir şey söyleyeceğim. Hatay maçında 3 gol atması 2 gol önemli değil ki. Icardi gelecek Beşiktaş'a gol atacak. Fener'e atacak. Doğru mu? Trabzon'a atacak yani mesela. O zaman daha önemli futbolcu. Abi bizim lig bak. Şurada bir grup var. Aşağısı uçurum. Burada Icardi'yi falan biz çok abartıyoruz. Bunlar gitsin İngiltere'de falan topa değmez Serhat'ın dediği gibi. Bizim bunlar ünlülerimiz, yıldızlarımız. Bunlar İngiltere'de, ceza İspanya'da, alanında, Fransa'da. Ceza alanında, Icardi ceza alanında. Anladın mı? Dünyada sayılı hocalı şeylerden, futbolculardan biri. Ben, ceza alanı içinde. Futbolcuna bir şey deme. Anladım, sen de onu daha iyi bilirsin. Çünkü sen santrofor adam. Abi sen santrofor. Olağanüstü. Herif arkayı bile görüyor. Kendine kontrolü mükemmel. Bak ama dediği gibi, dediği şu. Okan Hoca diyor, onu çıkartacak gücü yok diyor. Bu çok önemli bir. Allah'ın sözü. Neden bak, yok abi? Maç öncesi ki şunu bir tam kare yapabilir miyiz ya? Bu maça çıkan Galatasaray takımı. Ya şu takıma baktığında bir defa çok sakil duruyor yani. Çok eğri büğrü duruyor. Bir şey yok yani takımda. Bir enerji yok. Enerji eksikliği var. Bir takım gazetecilere şu pozumu verir.
Normalde ne yaparsın? Ön sıra çöker. Doğru mu Gökmen abi? Evet. Ön sıra çöker. Tamamen üstün körü çekilmiş. Hadi buluşalım da gazetecilerin bari gönlünü yapalım. Fotoğrafımızı verelim. Yani bir inanmışlık yok şu takımda. Bu Beşiktaş maçında çekilen resim. İşte Süper Kupa. İşte abi baksana arkada çarşı yazıyorlar. Bir de varsa Beşiktaş'ı ver. Neyse Beşiktaş'ı vermene gerek yok. Galip takım. Beşiktaş. Ben bak bunu Beşiktaş gördüm. Varat. Bunu gerek. Gördüm. Doğru. Maçı izlerken dedim ki bugün Galatasaray'ın Dilaver vardı. Dilaver Galatasaray bugün Beşiktaş bugün çok rahat bir galibiyet. Abi bırak dalgayı. Ne dedi sen Dilaver? Totem yapıyorsun dedi. Sana. Bizim Dilaver. Bak totem motem yapmıyorum. Beşiktaş bugün gülü oynaya kazanır dedim. Rahat bir galibiyet alırsınız. Süper Kupa. Yok abi Beşiktaş'a Galatasaray çok ağır basıyor. Tam ama kadro. İyi takım Galatasaray arkadaş. Galatasaray bana göre dünkü maç bu sezonunda gidişatını belli edecek bir maçtır. Beşiktaş da çok istedi ama. Bak Hasan Arat gitti dediğin gibi. Yani. Beşiktaş çok istedi. Yani bu kupayı istedi Beşiktaş. Hasan Arat gitti maçtan önce. Yöneticiler geldi. Doğru mu? Hüseyin Yücel geldi. Feyyaz'ı orada. Herkes orada. Sonra taraftarlar geldi. Yani ön hazırlığı. Bu da Galatasaray taraftarlarının maç öncesi ki. Maç öncesi görüntüleri. Suratlar asık. Ve takımından umudunu kesmiş veya yönetimine öfkeli bir taraftar grubu vardı. Sen birine fotoğraf verip de bu resimleri sen mi çektirdin? Yok. Galatasaray rezil. Bu ajansları, Galatasaray'ın bu ajansları çekti. Bak, bir de Beşiktaş'ın taraftarlarına bak. Evet, Beşiktaş inanmış yok. Geldi abi. Aynen. Galatasaray'ı taraftarını bu noktaya getiren bir numara Dursun Özbek ve ekibidir. Maalesef. Çıkacaklar. Dursun Bey kaçarcasına stattan uzaklaşmayıp çıkacak. Özür dileyecek. Dilemeli yani. Bu gerçekten ağır bir travmatik bir geceydi dün akşamki. Ve 3 Ağustos Galatasaray için hiç unutulmaz. Yani hiç unutulmaz. Tarihe geçti oğlum. Vallahi unutulmaz bak. Herhalde oğlum. Zor unutulur. Zor unutulur. Herhalde. Yani Beşiktaş sildi. Ya bir de Beşiktaş sildi süpürdü öyle diyelim. Hani kaba anlamda söylemiyorum Gökmen abi. Şu olarak değil. Hani her haliyle iyi oynadı. İyi top oynadılar çocuklar. İyi top oynadı da karşısında Galatasaray yoktu abi ya. Ben, abi işte tamam ben da. Ben inanamıyorum ya. Ya öyle kelimeler aklımdan geçiyor ki yani. Ama Fortuna Düsseldorf maçı zaten Galatasaray'ın yani, hazırlık maçında maçlarındaki zaten performansla Galatasaray'ın nasıl bir sezonla karşı karşıya olduğunun bir göstergesiydi. Bu kadar da değildi mesela. Ben izledim işte şeyde özetlerini izledim. Desmart'ta Fortuna Düsseldorf maçı 5'lik olduğu maç. 5 oldu 7-8 oluyordu maç. Ben size bir şey daha söyleyeyim mi? Parma maçı sadece adamlar 2'de bıraktılar. Şimdi atmak istemediler. Beni bir Beşiktaşlı çok büyük bir ayak kırıklığıydı. Çok sevdiğim bir dostum vardı bugün Beşiktaş'ta. Size de selam söyledi. İsmini kullanma dedi ismimi. Bak Beşiktaş takımında abi bir oyuncular varmış Gökmen abi sen hep söylüyorsun ya Serhat. Bu Mustafa Ekimoğlu, Semih daha saysan var ya sana 10 tane isim sayarım abi. Bak diyorlar ki Beşiktaş'ın diyorlar son 10 yılı kurtuldu diyorlar Gökmen abi. Bu bak, abi son 10 yılı bak. Oğlum bu. Bak. Bu. Müthiş bir şey. Ben nasıl buldum? Bu. Bir şey söyleyeyim size. Ve bu çocuklar nerede çalışıyor biliyor musun abi? Fulya'da bir tane halı sahada çalışıyor. Bak. Bir tane halı sahada çalışıyor. Bu kadar yönetim geldi buraya. Bu kadar bu futbolculara para verdiler abi. Bu kadar da altyapıdan oyuncu sattılar. Onun onda biriyle altyapıya 5 tane saha yaparlardı. Eğer 5 tane saha yapsalardı bugün Türkiye futbolda dünyanın en büyük ihracat futbolcusunu yapardı. Ya oğlum, İhracatçısı ya, olursun bırak, ya. Bırak 5 tane 2 tane yapsın ya. Ya aynen. 2 tane bir şey sana söyleyeceğim. Ya. Arda 1,5 yıl 1 yıl top oynadı oynamadı doğru mu Türkiye'de? Evet. Arda yapma abi gözünü seveyim. Gençler Birliği'nden geldi Fener'e. Fener'de oynadı çıktı. Milli takımda oynadı Real Madrid'e gitti. Ne kadar yetenekli oyuncularımız var. Üzülüyorum üzülüyorum. Bak Beşiktaş yönetimi şimdi gitti. Çok önemli bir yer aldı Beykoz'da. Allah bak böyle şeylerde devletimizden Allah razı olsun diyorum. Direkt diyorum. Sağ olsun var olsun. Politikacılar devlet bu işi yapacak abi. Destek olacak takımlara. Ama başka işe karışmayacaklar. Eğer ona biterse şimdi 4 tane Serhat altyapıya sağa çıkıyor ya da 3 tane. Ne kadar güzel. Biraz evet Beşiktaş'ta lütfen konuşalım. İşte yani oradan hani Beşiktaş'a da girmiş 80 olduk. 80 milyon 80 milyon. Yazık abi ya. Türk futbolu da aşıklar. Yani herkes futbolu çok seviyor. Bütün gençler tek oynadıkları futbol abi, ya. Galatasaray Kulübü'ne resmi açıklama gelmiş. Sara ile ilgili Brezilyalı oyuncu ile ilgili Norwich City'ye anlaşmaya varılmıştır.
3 sezona yapılmış 9 yaş taksitte 18 milyon transfer bedeli ödenecek. Vay vay vay. Paraya bak abi. 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Kendisine de her yıl için 2750 milyon euro verin. Öf, uçağı, evi, arabası, karısı gidecek gelecek, çoluğu çocuğu, bu paraya bak abi ya. Vallahi yazık günah. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu doğru bir iş değil. Bak bu doğru bir iş değil. Yani senin Galatasaray'ın altyapısında adam yok mu abi? Koyamıyor musun ya? Bir tane Okan Hoca yaratın atın ya. Ne farkı var? Söyle bana ya. Yani yeni bir Endombele faciası olur. Hangisi oğlum? Hangisi burada abi. Şimdi bugün Galatasaray var da 5 taneydi ondan bahsediyoruz. Anladın mı? Hangisi doğru transfer yapıyor ya? Allah'ın sözü. Bir şey demiyorum. Abi, bunun hesabı sorulmayacak mı ya? Abi, bu 18 ama. Milyon euro bu adamı. Ya bu adamı biz mesela vallahi neden ya. Daha önce duymadık? Sen duydun mu adamı? Peki ben? Bir tane Fenerbahçe santrfor oldu. Kaç parayı aldı? Sen Gabriel Sarı'yı kaç parayı aldı? Ona da geleceğiz. Abi onlarla konuşacağız. Salı günü değil maçları var. Onu da önümüzdeki hafta konuşacağız. Ama bak sana bir söyleyeceğim. Pazar pazartesi programlar başlıyor. Santrforu konuşuyoruz. Bak santrforu konuşuyoruz. Bu adam 8 numara. Gökmen abi yazık günah ya. İnsaf ya. Ya bu adam 10 numara olsa Gökmen abi 30 milyon euro ver. Doğru mu şimdi? Sen biliyorsun ha futbolu. Hepimiz biliyoruz burada. Serhat dahil. 10 numara ben hayranıyım abi. Kalmadı artık dünyada ama 10 numara oyuncu. Ya da 10 numara yakın oyuncu. 18, 16 bir tane oyuncu bul getir koy. 8 numara ya. 7 değil 8 öyle mi? Ya, ya abi yani hayır maçı bir daha ya onu demek istiyorum. Ya, maç, Mertens 36 yaşında adam sana geçen sene tek başına neler yaptı o Mertens değil mi? 30 ama oynadı adam yani. 8 numara nedir abi? Gidecek gelecek, kesecek verecek, gidecek gelecek işte. Bizde... Öyle kolay değil oğlum. Yani. Ya neyse bu para babacığım, verilmez. Orta saha hakikaten şimdi seyretmeden bir şey diyemem. Tamam seyredelim. Yani, biz parayı konuşuyoruz. Takımın ihtiyacı var. Bak ben de takımın oynatıcıya ihtiyacı var. Bu parayı verir misin? Nasıl? Sen Galatasaray kulüp başkanı Gökmen Özal olarak. Şöyle bir şey var, bir şey var. Seyretmem lazım. Veririm vermem şimdi görmeden adamı ne söyleyeyim ki? Bir yorum yapamam yani. Seyredeceğim, edeceğim, bakacağım ki ondan sonra. Allah ben sana bir şey, ben çok üzülüyorum abi. Bizim çocuklarımız, evlatlarımız, vallahi Mehmet, Mustafa Kemal. Onu da söylemek zorunda, böyle söylüyorum çünkü. Bunlara yazık oluyor. Bizim evlatlarımız, bizim vatandaşımıza, Türklere yazık. Türk oyunculara yazık oluyor. Yani bu adamı Sarayı, vallahi yazık Championship'te, City, he? Liverpool, nerede oynamış abi adam? Nerede oynamış United görmüyor, almıyor. He? Biz 18 milyon euro verip alıyoruz. Serhat'cığım bunun seceresi var mı sende? Ya ben var ya bak yemin ederim sana. Ben yarın Kerem Aktürkoğlu olayım. Barış Alper olayım. Kerem Demirbay olayım. Yarın hemen Dursun Özbekler randevu alıp ben ayrılmak istiyorum derim. Ne alıyorsun abi bu adamı ya? Bak yeminle söylüyorum. Bu adama sen bonservisine 18 verip 2750 de kendisine veriyorsan. Büyük para abi. Şerefim üzerine söylüyorum. Yarın Kerem Aktürkoğlu olayım. Barış Alper olayım. Vallahi yazık. Kerem Demirbay olayım. Berkan Kuptay'a ya o bile olsam alınırım ya. Tamam da alınırım da şu anda çok öyle bir söz sahibi değil. Kaan Ayhan olayım. Abdülkerim olayım. Giderim önce Okan Hoca'dan randevu alırım. Ya hoca siz bildirmişsiniz kamuoyu aydınlatma platformuna. Biz bu adamı araştırdık ettik. Bu adama. Abi bu adam nerede oynamış? He. Nerede? Bana Manchester'da mı oynamış? Söyler misin? Seceli San Paolo'dan var abi. Tamam birinci de San Paolo'dan. San Paolo büyük takım. Brezilyalı. Tamam. Yok büyük takım doğru. San Paolo iyi takım. Zengin takım. Sonra nereye gitmiş? Geçen yıl Ağustos ayında Championship'te ayın oyuncusu seçilmiş. Nerede? Championship'te yani. Şaka diyorsun ya. Acun Ilıcalı'nın da takımının City'de olduğu, orada işte. City'nin olduğu ligde. Evet. Premier Lig'in bir altı olan Championship'te bir ayın oyuncusu seçilmiş. Sonra işte Hull City'ye karşı 3-1 kazandıkları maçta bir gol atmış. Gökmen abi de attırdı orada bir gol. Herkes zaten orada top oynuyor. Yani ben, gerçekten. Ya, başka abi. Allah Galatasaray taraftarına sabır versin. Milan'da diyor. Oynamış mı? Milan'da, Inter'de, Manchester'da, Liverpool'da, senin de Manchester City'de yok mu bunlar? Dur söyleyeyim o zaman madem dur. Abi bir bakalım ya adam. Nerede oynamış bu adam ya? İnanılır gibi değil ya. Brezilya'dan geldi ya diyorlar ya. Orada oynuyormuş. Ya Brezilya'dan direkt gelse gene bir şey demeyeceğim. Gökmen abi Championship'te oynamış diyor. Konferans ligi gibi, üçüncü lig. Sen diyor ya konferans ligi. 25 yaşında, tamam mı? Merkez orta saha. Merkez orta. 1.77 boyunda. 2029'a kadar kontratı kapmış. Of. São Paulo'dan. São Paulo U17 takımı.
Ha, orada yetişmiş. Oradan U20 takımına gelmiş. Oradan da Norwich City'ye transfer olmuş. İlk defa da işte İngiltere dışında. Bu kadar. Galatasaray'a geliyor. Oradan da. Oradan da Galatasaray'a geliyor. Vay be. Yazıklar olsun. Bedavayken 18 vallahi milyon. Bak bu iş masum bir iş değil ha. Ben sana söyleyeyim. Bak. Ben yani Norwich City yani birileri götürüyor mu içinden? 10 milyon euro vermiş Norwich City almış. Ya rezalet. 2022'de 2 yıl sonra bu adamı Galatasaray'a 18 milyona güzel itelemişler. Ya bir bu şey, kadar söyleyebiliyorum artık. Ben sadece bu daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Yazık ki havalı yazık. Güzel bir iteleme var burada. Ya bu kulüpler böyle batar değil dibine vurur ya. Yazık ki yarın Dursun da gider buradan. Vallahi Ahmet de gider, Mehmet de gider. Beni Avrupa'da taşıyamıyorsa anladın mı? Hiçbir oyuncu almam abi. Anladın mı? Süper Lig'de idare ederim abi. Geçen yıl 46 maçta 13 gol 60. 12 asist yapmış. Ya tabii oynasın bakalım. Bu para eder mi? Ya oynasa bile bu para verilir mi ya? Ben anlamıyorum. Bonservisi ya. 750 milyon TL ya. Yuh. Ya nasıl veriyorsun Gökmen? Abi enteresan. Benim anlamadım. Abici bonservisi elinde bir sürü oyuncu adam var ya. Serhat. 25 yaşında. Norwich'ten başka hiçbir takım yani bunu 20'li, 21, 22, 23'te bu İngiltere'nin önemli takımları Tottenham'a dahil edersek. Almaz mı? Bak Chelsea'yi sayarsın, Tottenham'ı sayarsın, City'yi sayarsın, United'ı sayarsın, Arsenal'ı sayarsın, Liverpool'u sayarsın. Doğru mu? Tamam doğru söylüyorsun. 6 tane kulüpten teklif almıyor. Norwich City'de kalıyor. İkincilikte sonra hadi bakalım Galatasaray'a git diyorlar. Şimdi 18. Şimdi Norwich City başkanı ve yönetim kurulu bitti ya. Herhalde alay çekiyordu. Hayır sezonu kurtardı adam. Alay çekiyorlardır. Sezonu kurtardı. Tabii oranın bir de şu var şimdi. Oranın ligi ağır lig. Bizim burada anladın mı? Abi 25 yaşında bu adam dediği gibi yazıklar bir takıma gitmez ya. Bak. Vallahi ben. Kerem Demirbay. Bizim burada Kerem Aktürkoğlu'na, Barış Alper'e işte vallahi. Kaan Ayan'a bu paraları vermeyen bu yönetim bu adama 18 milyon euro veriyorsa bu para abi bir şey ikinci bir Endombele faciası yaşanır Galatasaray'da. Fazlası bu daha Endombele'yi da fazla. Endombele'yi ne diye suçluyorlar da hamburger çocuğu. Bu daha fazla. Adamın işte yok hamburger yiyormuş hamburger. Ama Endombele bu kadar para almadı abi. Kurban olayım. Bunu paraya bak. Gitti. Bu gerçek mi şaka mı ya? Ben kendi oyuncum Zaniolo'yu Atalanta'ya veriyorum. Vay be. Atalanta'ya veriyorum. İtalya'nın göz bebeği ama asi çocuğu Zaniolo'yu veriyorum. Ama Gabriel Sara'ya 18 artı 5 yıllık kontratta 2.750 yani menajer de orada almıştır. %10 da alsa 2 milyon en az %10 %10 da alsa resmi arada birkaç kişi de almıştır. Bak bu adamın arada alanlar sayıyoruz. Vergilerle dahil Galatasaray kulübüne maliyeti 4 milyon euro. 4 milyon euro. Sadece oyuncu ama. Sadece oyuncunun sadece oyuncu. Alacağı para 4 milyon euro. Vay be. Yazık. İster 9 taksit değil. Vallahi. Yani git Arçelik'ten. Abi taksit. Çamaşır baba makinesi buzdolabı alıyormuş gibi 9 taksitle 3 sezona yayılmış diye hava yapıyorlar. Peki senelik mi bu 4 milyon euro yoksa? Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynamayın. Galatasaray taraftarını yazık kızdırmayın. Yarın öbür gün o taraftar sizi daha ilk maçta tefe koyar ve çığ gibi büyür bu kalkamazsınız. Diyelim şimdilik kibarlık yapıp noktayı koyalım. Tamam. Söyleyeceklerim bu kadar. Var mı söylemek istediğin? Yok bitti. Mesajlar var. Heh, Nurettin. Yaktı bizi ya. Gömleğini istiyormuş. Çıkar hemen gömleğini ver. Söyle. Vereyim bakayım Nurettin. Gömleği vereyim mi? Ama gömleği içeriden de istiyorlar. Rejiden de isteyen var. Veremem abi şimdi. Ben şöyle. Hatırası var hatırası. Kolla şöyle yap. Sen kollarından kopar. Gömleği gez öyle dağıt. Dilaver bizim diyor ki Dilaver Kavak. Hı. Gündem değiştirmek için bugün mecburen açıklamak zorundalardı diyor. Bu hezimeti unutturmak için. Yani Dilaver'cim Gabriel Sarı'yla falan bu hezimeti falan unutturamazlar. Adnan abi gömleği çok güzel vallahi Gökmen abinin de ellerinden öperim demiş. Kim demiş? Dilaver'e gelip gözlük aldım. Mert Cemrek Kayan tamam. Nurettin kimden? Alpaslan Kavas sevgili kardeşim benim. Halı sahadaki arkadaşlar kim? Furkan, Ferhat, Zafer. Çok selamlar. Bir de Deli Danay böyle Pırpır Hüseyin var. Ona da çok selam. Onu eklememişsin sevgili Alpaslan. Onu da ben eklemiş olayım. Elazığ'dan Metin Kızılay. Elazığ'dan Metin Kızılay'a Bingöl'den Enver Berk ve Eczacı Esat Andiç öyle mi? Evet. Onlara selam söylüyoruz. Buradan evet Nurettin'den hepsine selamlar. Bugün yatıcımıza selam söyleyelim. Aa, onu söyle. Bugün Sayın Yusuf Dikeç milli atıcımız olimpiyatlarda gümüş alan bağlanacaktık
Ama ulaşamadık son anda, bir herhalde bakanlıktan izin vermediler. Sorun değil. Biz yine de sevgili Yusuf Dikeç ve partneri Şevval Hanım'ı kutlayalım. Slovenya'da Eren var. Hacı Badem Spor Sarayı'ndan sevgili Serhat Onuk dostuma, adaşıma selamlar olsun. Müthiş bir fizyoterapi merkezleri var. Sakatlanan veya rahatsızlanan kişileri Fulya'daki gidelim. Hacı Badem Spor Arena'ya tabii ki fizyoterapi için gönderebiliriz, yönlendirebiliriz. Slovenya'da Eren var ve arkadaşlara buradan tamam. Selam söyleyeyim. Üniversiteli gençlerle bizi seviyorum. Olgun Aydın'a, sevgili Olgun Aydın'a selam. Onunla da Üsküp'te buluşacağız. Sen yarın gidiyorsun Üsküp'e. Gidiyorum. Çok güzel. Bizim bak o camiden sola dön. İleride çok güzel bir köfteci var. Yani, gerçek. Camiden. Evet. Öyle. 2,5 milyon insanı yaşadığı Üsküp'te hangi cami? Osmanlı'nın bir tane mi cami var? Çarşıda merkezde bir tane cami var. Her yerde var orada gidiyor. 20 yıl önce gitmişim, bir tane klişe yer bulmuş. Peki. Senin selamını söyleyeyim mi köfteciye? Söyle. Gökben ben var mı sizin selam vermek istediğiniz kimse? Yok, herkese selam ediyorum burada Üsküp'e. Evet, Üsküplere selamlar olsun. Çok Türk yaşıyor orada. Osiç mi? Osiç mi orada şey var mı? Tarık Osiç. Tarık Osiç'in orada var ya, bir dükkan yapmış, bir et yapıyor, oraya doğru mutlaka. Tamam, ona doğru hocam. Selam söyle. Haftaya görüşmek üzere artık. Gittik orada böyle Osiç'in şeyindeyiz. Selim abi mesela niye selam göndermiyorsun? Şu anda programı izliyor. Hakkını helal etsin. Selim abi unutamayız. Doğru söz. O bir tane. Selim abi haftaya bekliyoruz. Artık, haftaya gel ne olur bak. Yeter artık Selim abi. Fener'in maçı var. Lig maçı var. Fener'in haftaya maçı var. Gel bu koltuğu teslim edeyim abi. Yeter, yoruldum bile. Ağır bir koltuk bu. Ben şuraya geçeyim kardeşim. Gökmen abinin yanında. Gökmen abinin yanında ben rahatım Gökmen abi. Buraya haftaya cumartesi pazar pazartesi buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı haftalar.